Sonra sen... Oğlu mu kafaladı? Fena mı oldu evlendiler? Yutlular. İyi oldu gelin. Abim. Sen beş mi? Komşu. Kayınvalide. Biz dünürüz. Dünürüm. Ay annem. Abi yavaş. Ya Allah. Neyse sen taşıyacaktın ama çaktırma. Geline göstereyim. O ne? Kalp o. Oho ağlayan kek. Nasıl ağlayacak bakalım kek? Dağınık dağınık geldi. Zaten yiyince bir midem hop etti. Ağlayan kek bizde dört çayına yapılır yani. Yani bu puan mıydı? Hak ettiğim bu muydu? Günlerden çarşamba ve bu hafta Zuhal Topal'la Sofradan'ın üçüncü günü başlıyor. Haftanın üçüncü gününde yarış iyice kızışırken biz bugün İstanbul Sefaköy'deyiz. Gülsün Hanım ve gelini Elif bugün bize birbirinden lezzetli ve birbirinden özel lezzetler hazırlayıp haftanın kazananı olmak için büyük bir mücadele içine girecekler. Soluksuz izleyeceğiniz yeni bölümümüz için hazırsanız önce sözü sunucumuz Zuhal Topal'a bırakıyor ve sonra da yepyeni bölümümüze başlıyoruz. Geldik, Sefaköy'deyiz. Kimin evine geldik? Sevgili Gülsüm Hanım ve gelini Elif'in evine geldik. Ne yapıyorum? Seni çalıyorum. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Gülsüm Hanımcığım. Nasılsınız? Elif hoş merhaba. Geldiniz. Hoş buyurun, bulduk. Buyurun. Buyurun. Oldu. Buyurun. Elif Turgut. 1993 doğumlu. 24 yaşındayım. Iğdırlıyım. Ardahan'a gelin geldim. Artık Ardahanlıyım yani. Bazen çatışsak bile iyi geçiniyoruz. Tam 9 aydır şu anda aynı evde yaşıyoruz. Aynı evde yaşıyoruz ama inan buna hiç aramızda dahi bir kırgınlık olmadı. Çünkü niye ben bunu alırken dedim ki seni dedim ben gelinim değil evladım diye alacağım. Biz Iğdırlıyız. Bizim yemeklerimiz güzeldir. Her zaman lezzetlidir. Benim de elimden gelir. Güveniyorum kendime. Lezzetin eline güveniyorum. Bunu biraz tabii heyecan var. Gelende anne kalbim çıktı bunlar geldi falan. Heyecanlanma dedim. Dedim ki şöyle düşün. Biz bugün dedim eve dedim kalabalık bir misafir alacağız. Onları ağırlayacağız. Sen de elinden geleni yapacaksın. Merhaba, hoş böyle geldiniz geçiyorum. Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız, sefalar iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Ne güler yüzlü gelinim var maşallah. Evet, gelinim öyle, zaten öyle diye aldım. Somursan olsaydı almazdım. Heh, dakika bir başladı. Gol bir. Nasıl tanıştınız, nasıl aldın, nasıl oldu bu iş? Annem beni istemiyordu. Zorla geldim. Zorla mı? Nasıl istemiyordun? Ya şimdi bunlar komşu kızı ya. Benim komşu kızı mı? Komşunun kızı. Komşu kızı mısın sen? Aynı binada oturduk. Aynı apartmanda otururlar. Oğlan istiyor. Ben karşı çıktım. Ayıptır, komşudur, olur mu? Bir dakika. Kaç yıl beraber oturdunuz? Biz aynı mahallede Burak'la oyun oynardık. Burak'la? Evet, eşimle. Liseye geçtiğimiz zaman ben sana kız ayarlayayım. Ben sana şey ayarlayayım. Ama! Bir baktım ki kendimi ayarlamışım. Çok güzel ya. Komşuyken öyle gel kanki manki hesabı. Evet, evet. Sonra sen... Oğlumu kafaladı. Bak ne laflar ne laflar. Ne alaka? Burak bana söylemese benim ne işim olurdu onunla? Ne yapayım hadi artık ben de oğlan vazgeçmeyince ağlıyor. Oğlan arabesk dinliyor. Aha. Sonra... Acılara bağladı damar. Acılara bağladı. Benim adam kızıyor bana. Ne diyor? Sen niye ayırıyorsun? Sen niye istemiyorsun? Ha, beyin istiyor, beyin sen istemiyorsun. Istiyor. Olmaz komşuyuz biz komşu, altı üstü. Evet. Diyorsun. Eşim de diyor olsun olsun bildiğimiz kızdır. Elimizde büyümüş. Ha. Sonra da işte bunlar arkadaş olmuş.
Sen öyle derken, benim ne işim olur mu dedin sen? Seni çok gözle bakmıyor muydun Burak? Ya ben o gözle bakmıyordum hani böyle. Aynı mahalledeyiz düşün. Sosyal medyada biz birbirimizle ekli bile değiliz yani. Sadece ekli bile değiller. Sokakta böyle görürdük, nasılsın, iyi misin, oynardık falan böyle muhabbet, sohbet. Bir gün beni sosyal medyada ekledi. Sonra açıldı. Ondan sonra lise sondaydık. O lise zaman. Sonda bir 2010 de. 2010 yılındaydı. Çok da küçüklermiş aslında. Evet. Flört. Sonra? Üniversiteyi beraber okuduk. Tercihleri ben değiştirdim. Aynı yere gittik. Ya şaka yapıyorsun. Evet. Nerede okudunuz? Kırklareli'nde okuduk. Üniversiteyi de aynı. Evet. Çocukluk arkadaşı, komşu, üniversite. Lise, üniversite. Evet. Okudunuz beraber. Evet. Zaten artık üniversitede. Evet. Üniversite bitti. Sonra iş, güç, evlenme. Öyle. Tercihlerini değiştirdim dedin. Evet. Nasıl yaptın onu? Tercihlerini değiştirdim. Benim eşim. Ha. Hep deniz kenarlarını yazmış. Akıllı. Sahip kesimi. Evet, akıllı. Sonra ben dedim ki bir şifre üniversiteye bir bakayım dedim, nereleri yazdı. Söylüyor bana ama. Ondan sonra tamam dedi, verdi şifreyi. En sondaki tercih. Benim oğlum sen tut şifreyi ver. Verilir mi? Verilir mi? Şifre verilir mi? Şifre verilir mi? Hazır gidiyorsun tatil yerlerine, sen şifreyi niye veriyorsun? Allah şifreyi alan Elif bunu affeder mi? En son tercihi, ikinci tercihi yaptım. Kazandık, bu da diyor ki ya ben en sona yazmıştım, nasıl oldu? Diyemiyorum ki ya ben yaptım. Bakar mısın taktiklere, stratejilere bak. Ama çocuk bana dedi, anne dedi. Ne dedi? Ben dedi Kırklareli'ni en sona yazmıştım, nasıl tercihte oldu? Dedi. Bu nasıl oldu ben anlamadım, çok biliyor musun? Ya. Benim oğlum biraz art niyeti olmayan saf. Duru biri, evet. Şimdi demiyor biri ki biraz... Elif'e verdim şifremi. Elif de aynı saf. Elif saf, saf değil. Elif saf değil, anasının gözü Elif. Şifre bak kimin aklına... Ademeli bayıldım. Yavaş yavaş geldi. Şimdi bak kimin aklına geçer ki sen git oğlunun şeyini değiştir. Hakikaten hiç böyle bir şey duymamıştım yani. Ben 2 yıl boyunca korktum, söylemedim. Üniversiteden mezun olduk, dedim ki ben bir şey itiraf edeceğim sana. Ne dedi dedim böyle. İlk bir böyle bir kızdı. Sonra dedi ki iyi ki de yapmışsın dedi. Ne okudunuz bu arada, pardon? Eşim makine okudu, ben grafikerlik. İşinize yaradı mı peki? Evet. İyi bari, haybeyi okumamış olmuş. Ya eşi makine, oğlum makine bölümünü bitirdi. Hem meslek sahibi yapmış kızcağız, hem yuva sahibi yapmış. Daha ne istiyorsunuz? Zaten benim oğlum gidecekti. Bu ne kendi kafasına göre yazıyor? Ama iyi de sahil kesimde belki öyle hıttırı hıttırı bir bölüm okuyacaktı. Ne hıttırı hıttırı? Gene aynı bölüm de orada kızlar vardı diye belki yazmamıştır bu. Okuyamayacaktı belki. Benim sayemde 2 yıl okudu. Yok. Yani. Ne de çok okumuş 2 yıl. Sanki 4 yıla yazmış herhalde. Sanki tıp fakültesine yazmış. 2 yılı 5 yılda bitirenler de var Zoya Hanım. Niye diyorsunuz? Çocuğun kafayı karıştır 2 yıl ancak. Ben onu 4 yıl okutacaktım. Sen 2 yıl okutturmuşsun. Okusun, ben mi engelliyorum? Ya işte sen istediğin kadar besle, büyüt. İstediğin kadar plan yap, hayaller kur. Aşk kapıyı çalınca hepsi yerle yeksan olur. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Ya bir dakika. Fena mı oldu, evlendiler? Yok, mutlular. İyi oldu. Gelin. Gelin. İşte bu. Gelinim benim bir tanedir. Bu bu Allah benim gelinim ol. Değil, kızımdır, kızım. Bak, görüyor musun yani? Sen de öyle seviyorsun. Öyle. Kayınvalide değil, valide. Yani benim için. Çok güzel. Valide Hanım. Doğru söyleyeyim ama Elif'ten çok memnunum. Zorlanım. Güzel. O da senden memnunsa. Ama bir huyunu sevmiyorum. Ne huyunu? Bir huyu hoşuma gitmiyor. Bir huyunu çok sevdim. Neyi sevdim? Sevemiyorum. Neyini? Dik baş. Elif. Hiç öyle görünüyor muyum? O mu dik baş? O ne kadar dik baş olursa olsun ama dönüp fırlanıp gene gelip benim sözüme dönüyor. Karışmam. Bir saniye, biz devam edeceğiz ama önce bir menüyü söylesen, vaktimiz de daralıyor. Tamam. Biz bir ara konuşuruz. Tamam. Çorbamda pazı çorbası var. Pazı. Hı. Evet, pazı çorbası sever İlk misiniz? Kez içeceğim. Öyle İlk mi? Kez içeceğim. Hiç tamam. İçmedim. Tamam. Ara öğünümde pırasalı tavuklu milföylü böreğim var. Güzel. Evet. Ana yemeğimde kilis kebabı, yanına bulgur pilavı. Erişteli bulgur pilavı. Tatlı. Evet. Tatlı ağlayan kek. Ağlayan kek. Kekim ağlıyor. Canım niye ağlıyor ya? İnşallah yiyecekler diye. Niye? İnşallah son güne ne olur ama. İnşallah. Ağlıyor ama. Böyle çikolata şeklinde mi gözyaşları akacak? Evet. İnşallah. Elif. Hadi Elif, o zaman git al kekin malzemesini. Salata neydi? Salata da Akdeniz marullu, mısırlı salata. Akdeniz salatası yiyeceğiz. Menü güzel. Menü güzel. Değişik tatlar da var. Pazı çorbası. Pazı çorbası ne ya? Ne yani? Pazı çorbası büyük bir ihtimalle böyle suyu kaynatacak, içine yoğurdu koyacak, pazıları küçük küçük içine atacak. Bu bir pazı çorbası olacak.
heyecanlıyız, meraktayız. Ama önce bir alışverişe gitmem. Ama benim bir sürprizim de var. Size yöresel bir şey yaptım. Onu da ben pişireceğim. Ne diyorsun? Dünkü zeytinyağlı sarmalara karşılık. Yok, evet. Ben onu sizin için özel yaptım. Kaç gündür koymuşum, dolaba duruyor. Diyorsun. Bugün pişireceğim sıcak sıcak. Oh. Ona bizim memlekette hangel diyorlar. Hangel? Hangel. Hangel bana gel. Evet. Hangelsin sen git Elif. Tamam. Tamam mı? Sen git. Sana iyi alışverişler. Yarım saat hemen toparla gel. Hadi anneciğim. Hadi kolay gelsin. Hadi. Hadi anne. Hadi bana bir şans öpücüğü ver. Hadi bebeğim. Şans öpücüğü ver. Üstünde bir değiş. Tamam. Değiş. Tamam. Hava soğuk tamam. Çünkü. Hadi güle güle. Tamam, hadi öperim seni. Hadi bay bay. Aa, öperek uğurlayan şanslıyan kayınvalide de ilk kez görüyorum yani. Pırasalı, tavuklu, vallahi hiç ağzımın tadı değil. Hiç ağzımın tadı değil. Ben bu menüyü Gülsüm Hanım'a yakıştıramadım. Dün çok eleştiri yaptı. Bu menü ona yakışmadı. Ben daha güzel bir menü beklerdim Gülsüm Hanım'ın gelininden. Pek seviyorsun gelinimi. Bir tane neydi başka yok. Kızım varmış bir tane var, de. İki kızım var. Nerede? Kızım demin buralardaydı. 18 yaşında görünce burada o aydı. Bir de Avrupa'da 18 şey 20 yaşında evlendi gitti. Aa! Çok erken gitti. Çok erken. Evet biraz gurbetlik beni zorladı. Aa, nerede? Halen de Fransa'da dedim ya. Halen de zor. Bir de torunum oldu. O da onun tadı biberi oldu. Her gün böyle açıp görüşmesem, görüntülü konuşmasam içim rahat etmiyor. Ay. Çok sıkışıp çok özlersem ya ağlıyorum yalandan adama. Adam da beni hemen dayanamıyor doğru. Avrupa. Ya var ya. Yani biz kadınlar ne yapıp ne edip şu erkekleri istediğimizi yaptırtıyoruz ya. Bir de yapmayayım diye kendileri hani şey yapmalar. Hele yapmasın. Aa ormanların kralı burada taş, yani. Hani taş fırınım diyorlar da aslında hiç de değiller. Biraz şey etti mi sükürce yelkenler fora. Ve şimdi gelinimiz Elif için zorlu alışveriş maratonu başlıyor. Elif alışverişte önce nereye gidiyoruz? Önce kasaba, sonra manava, ondan sonra yufkacıya. Ciddi misin? Ondan sonra markete gideceğiz. İşin zor. Bu kadar alışverişi nasıl yetiştireceksin? Allah'tan kasap ve manav yakında. Diğer yerlere koşarak yetişmeye çalışacağım. Koş Elif koş! Ve gelinimiz de hemen sokağın başındaki kasapta alıyoruz soluğu. Kolay gelsin. Az yağlı kıyma alacağım. Ama bir kere çekilmesini rica ediyorum. Ondan sonra tavuk göğsü alacağım. 2 adet doğranmasını istiyorum ama jülyon ve ikiye bölünecek. Bu etleri hangi yemeklerde kullanacaksın? Kıymamı ana yemeğimde kullanacağım. Tavuğumu da böreğimin iç harcında kullanacağım. Heyecanlı mısın peki? Evet çok heyecanlıyım. Yetişmeyecek gibi. Bize de yetişmeyecek gibi geliyor. Ya korkutmayın beni. Gelinimiz kasaptan etlerini alıp ödemesini yaptıktan sonra bir sonraki durağa yelken açarken biz de tekrar eve dönüyoruz. Bu Elif olamaz değil mi? Bir bakayım ben. Bir bak bakayım kim gel. Ben geldim. Hayırdır? Geldim, sağlamı duydum geldi. İyi o zaman, hoş geldin. Hoş buldum. Ben seni beklemiyordum, hayırdır inşallah. Haberim oldu, öyle geldim zağlamı izlemiştim. Buyur, buyur, bakayım, gel. Bakayım, gelin. Ay. Buyur. Merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, ben nasılsınız? Ben sen hayranınım. Teşekkür ederim. Sağ ol annem. Sağ ol annem. Komşu mu? Komşu. Kayınvalide. Biz dönürüz. Dönürüm. Ay annem. Ay. Dünür gelmiş. Kolonya verin bana. Dünür nereden çıktı? Gel, otur. Nereye? Gel gel. Ben gel. Senin hayranınım. Sen ah canım otur otur. Anne. Ben de komşu zannettim. Yok. Ben seni seviyorum. Dünür. İsminiz anne. Neydi? Şahsenem. Ay Şahsenem hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Ben de komşu zannettim kapı çalın. Yakın oturuyorsunuz. Hala komşu musunuz siz? Evet biz aynı dairede oturduk komşuyduk. Şimdi ayrıldık. Bu bir karşı. Ben çarpazda otururuz. Ha çarpazda oturuyorsun. Ha biliyorum tabii gel. Dünürüz. Şey beni geldim. Görmeye gelmiş. Yok seni yok. Görmeye de geldi de bunun bir şey de içinde. Buna ayar vermeye geldim. Bu benim kızıma çok konuşur. Efendim? Kızım bilir işi. Kızımı sıkmasın ne yapacaksa. Ha. Ben ayar vermeye gelmiş. Gelmişim dünürüm ayar vere. Ay, benim kızım, benim kızım biliyor ama her işi. Şahsenem Hanım, dünürü Gülsün Hanım'ı fabrika ayarlarına geri döndürmeye uğraşırken biz de Elif'i şimdi de market alışverişinde yakalıyoruz. Nihayet bunları atabildim.
Kolay gelsin. Abiciğim bana yardım eder misin? Abi buyurun, hoş geldin. Bana arpa şehriye bir paket, buyurun. Tel şehriye, bulgur, bunları bana getirebilir misin? Her şeyi beyefendi getirecekse sen ne yapacaksın? Ben de diğerlerini alacağım. Gelinimiz Elif ve alışverişteki yardımcısı Yakup ağabeyimiz başlıyorlar marketin içinde dört dönmeye. Gel, gel, gel. Domates, tatlı biber salçası alayım. Evet. Acı başka olduğu için şey yapabilirler. Mısır konservesi nerede? Baharatlar nerede? Elif! Son 7 dakika. Baharat. Son 7. Çabuk. Orada mı? Sağda. Heh. Doğranmış siyah zeytin var mı? Doğranmış siyah zeytin. Şey halinde ama konserve halinde. Yakup abi bul şu zeytini ne olur. Ben de baharatlarımı alayım. Yoğurt verebilir misin abi? Yoğurt. Yoğurt, milföy hamuru. Elif söylüyor, Yakup abi tutup getiriyor. Muhteşem ikili marketin altını üstüne getiriyor. Yakup abi ve Elif ikilisini markette bırakıp evdeki dünürlerimizin keyifli sohbetine dönüyoruz tekrar. Dedin bugün Elif'e destek olayım ben kızıma. Evet. Çok mu yüklenir sence? Çok yüklenir bu benim kızıma. Eli kızım bunu yap kızım. Benim kızım biliyor, ben öğretmişim ama. Ha? Ha? Eyvah, bugün sadece gelin kayınvalide çatışması değil, dünürler arası bir... Dünürde çatışır. Çekişmeye de sahne olacak. Onlar beni severler. Ama siz kaç yıllık komşuymuşsunuz eski? Çok. Evet. 14-15 yıllık. 15 sene oldu. Sen ne düşündün kızın söyleyince? Ben hiç haberim yok ki anne. Oğlunu bile dövmüş. Oğlunu bile dövdüm ben kızım. Aman dövmeyesin. Kızım okuldan gelir ağlayır. Anne bırak bana, böyledir böyle. Kız ağlamasına dayanamıyorum. Küçüğüm ya. Küçük kızımdı o benim. Öyle dayanamadım. Bir gün kendim kömür getirem, kömürlüğün önünde bunun oğlunu yakaladım. Aha, yakaladım. Sıkıştırmış çocuğu. Bırak, sen niye Elif'i hep böyle ağlatarak gönderirsin, gel buraya dedim. Tuttum bunun kulağından böyle, ah böyle vurdum. Aman yapma. Anam öyle üzüldüm vurmamadan, inan. Vurma. Ne bileyim ki dünürüm olacaktı. Aha. Ne bileyim damadım olacaktı, bilsem öyle yapma. Peki sonra ne dedin Gülsüm Hanım'a, ne anlat? Sonra aylar sonra beraber iş yaparak bu yüzüklerin böyle kaşlarını yapıyoruz. Bak bak yüzüklere evet. Bak bu arada ne kadar güzel. Hakik mi bu? Bilmem valla. Evet, mı güzel? Şeyden, Ümre'den aldım. Ay Allah, ya kabul Allah etsin. Sizlere de nasip amin eder. Amin inşallah. Öyle bunu anlattım Gülsüm, ben böyleyken benim oğlum iyi, benim an dedim senin oğlunu iyi döydüm. Ne Gülsüm şahsenim abla nasıl kıydın? Kıyarım sen benim kızımı ağlatırsan da. Biz evdeyken Elif alışverişini bitirip çoktan kasaya ilerliyor. Evet, kasaya gidiyoruz. Kolay gelsin. Ne kadar tuttu? 174.15. Bu aldıklarını eve kadar nasıl taşıyacaksın merak ediyoruz Elif. Evet. Nasıl yani? Sen mi taşıyacaksın Yakup abi? Tabii. Gerçekten mi? Tabii tabii. Çok şanslısın Elif, çok. Siz şunu doldurun, ben de bir tanesini doldurayım. Biz de hizmet sınırsız hemşerim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yardımsever market çalışanımız Yakup abimiz, gelinimiz Elif'e eve kadar yardım edecek. Şans melekleri bugün gelinimizin yanında belli ki. Aa, geldim. Abi yavaş. Evet. Eve gidiyoruz bugün şimdi. Bugün yarışma patlayacağız. Bu bir yarışmadır hemşerim. Koşun, koşun. Ya Allah. Ya Allah, 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 Allah. Yakup abiyle Elif market arabasıyla hız limitlerini zorlayıp saniyeler içinde evin önüne geldiler. O da var oğlum. Hadi ya Allah. Artık Elif için günün en zorlu zamanları başlayacak. Mutfak. Elif mi geldi? Elif mi geldi? Bir bakayım. Oldu, oldu mu yarım saat ya, biz muhabbete daldık. Olur olur, biz sepete daldık gitti yani. Ama ne tatlı anlatıyorsun. Çok sevdim seni Şahsemen Hanım vallahi. Oo kızım hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Yoruldum. Bu adam kim Elif? Kim? Abi şey, manavdan adam. Yardım etti sağ olsun. Hoş geldin sağ olasın abi, ellerine sağlık. Teşekkür ederim abi. Mutfağa götür kızım. Yordum sizi buraya kadar da. Rica ederim. Elif alışverişten gelir gelmez aldıklarını mutfak tezgahına yerleştiriyor. Zorlu mutfak maratonu başlamak üzere. Canım! O şekilde almam gerekiyor. Sen mi geldin? Sen mi geldin canım? Sen de seviyorsun değil mi onu? Ne oldu? Tarif defterini getirebilir miyim? Ne dedin? Söyle. Tarif defterini getirebilir miyim? Tarif defteri mi? Şakası. Ya, sen yemek yapıyor musun? Yapıyorum ama unuttum şimdi. Yani heyecanda. Dur bir dakika. Kızım sen ne yapıyorsun? Ben yandım.
Anneciğim. Anneciğim. Anne beni yönlendir. Anneciğim sakin ol. Önce bir önlüğünü tak yavrum. Tak önlüğünü. Tamam. Sakin, panik yapma. Yavaş. Tak önlüğünü. Tamam, hadi bismillah. Aa, çok güzel oldu. Her şey tamam, önlük Elif, yaptı ama tamam. Elif, ufak bir detay. Saçını olsun. Biraz da içeri koy kızım. Bir şey İçeri yemesek mi? De olur, olsun. Şapkamız yerinde ya, önlüğümüz Şapka var ya. Yeriz. Ver bana çikolata yerim, benim için fark etmez. Evet. Ama ne olacak? Yani, ellerini yıkadın, aferin olsun. Başladı süren 3-2-1. Tamam, hadi ilk önce kekimden başlıyorum. Kekinden. Evet. Gülşah'ın da çok sevdiler birbirini kayınvaliden. Öyle mi? Kanları kaynadı birbirine. Bence bundan sonra programdan sonra da hep görüşecekler. Yo, gerçekten çok mi? Görüşürüz. Arkadaş kazandın öyle mi anne? He, çok güzel. Aslan burcuyum, aslan burcuyum diye çok kükredi ama bir aslan miyav demiş, minik fare kükremiş gibi. Zeytinyağlı sarma. Zeytinyağlıdan çok adam dövene benziyordu. Ne? Ne? O ne demek? Adam dövene? Adam döven de ya. Anne ya. Onu karşıda birine kavgaysan atsan yani adam sana gelemez. Allah Allah güldürme beni. Ay. Neler attın kekin içine? 3 tane yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak yağ. Şimdilik bunları attım. 1 bardak süt attım. Ununu at annem. Yağını attın mı? Evet. Kakaomu atacağım. Şimdi mi atacaksın kakaoyu? Evet. Telaş etme. Tamam. Tamam mı? Telaş ettikçe karıştıracaksın sen. Yavaş. Sakin. Tamam. Ne kadar atıyorsun? Gerek yok. Göz kararı atıyorum. Göz kararı? Evet. Çünkü yapa yapa alıştım biraz. Ha öyle mi? Benim kızıma güveniyorum. Hadi annem. Güzel kızım benim. Kara kızım. Hadi. 3 kaşık kakao atıyorum. 3 kaşık kakao. Bu keke niye ağlayan kek demişler ki? Ağlayan kekimin bir sosu var. O sos sayesinde ağlıyor. Krem şanti kekim yaptıktan sonra krem şanti üzerine çikolata sosumu attığımda ağlayacak. Ben kaynana tatlı seviyorum. Yani keki gördüm mü dayanamayacağım eminim. Çikolatayı aldığımda çikolata elimde birebir böyle iki. Aa iki paket varmış ya. Aa. İttiriyorum ileri, ittiriyorum. turşuyu açamadım. Neden açayım? Neden açayım? Hey. Maşallah kız bakayım puzzle'lara. Maşallah sık böyle bir. Bak maşallah. Masanın kralı Gülsün Hanım. Olacak o kadar. Kızım bir tane şey çatal verirsin. Yok yok gerek yok. Ben turşu hastasıyım da. Afiyet şeker olsun. Öyle mi? Kızım bir şey verir misin? Artık bir tane aldım benim. Peçete. Afiyet olsun. Ben turşuya bayılırım. Annem buldu bu sene. Güzel olur sağ ol. Ay hamileyken de ne yedim turşu. Bir şalgam suyu bir turşu. Hiç yemek yemedim. Ekşi. Ekşi hep. Ekşi diyorlar zaten erkek ya. Çocuğudur. Yo ye ekşi doğru Ayşe değil midir o? Ayşe nerede daha yaşa kalmamış. O yalanmış. Ha? Evet ya. Benim kızım oldu işte. Oğlum var senin. Oğlun değil mi? Ne yapıyorsun Elif? Kekimi tepsiye alıyorum. Hı-hı. Gülsün Hanım, kekin hamuru biraz sert oldu sanki. Bir bakın isterseniz. Yok, o işini bilir. O kek konusunda tatlısı işini bilir. Yemeklerde kakarım ileri geri giderim de tatlıda kakamıyorum. O biliyor. Tatlı tamamdır, hiç müdahaleye gerek yok diyor. Şahsen onu da içeride kaldı. O da beni geri vallahi yolar. Gelecek şimdi. Sanki orada oturuyor mu içeride tek oturuyor başına? Oturuyor vallahi, o beni dinliyor şimdi. Dönürüm, bir şey demiyorum ben. Kızını tarif edeyim. Annen burada ha. Biliyorsun değil mi? Kızım tepsiyi bir salla Elif'im. Salladı mı? Ha tamam. Tamam mı şimdi tamam, o? Tamam anne. Kekin harcı tamam. Evet. Ağlayan keki görünce ben böyle bir gülümseme geldi bana. Bir gülmek geldi içimden. Ağlayan kek annelerimizin yaptığı yani günlerde kendimin yaptığı günlerde bile basit kalan bir menü. Ben bunu tatlı olarak görmüyorum. Bu bir kek yani. Şimdi kıymamı koyuyorum. Evet. Hep bunu mu? Ha, gösterecek. Bunu mu yapar yemekleri? Şey, yok. Biber, biber domatesimi rondodan geçireceğim. Aa. Zuhal Hanım, tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz. Gerçi siz bizden daha iyi biliyorsunuz ama... Estağfurullah. Şu anda gelinimizin 15 dakikası bitti. Geri 2 saat 15 dakikası kaldı. Bizce böyle giderse bu kadar yemek yetişmez. Bay yapma. Yumurtladı. Yapma. Yap ama çok da haksız değil ha ben söyleyeyim. Çikolata yiyeyim.
Ne? Bana çikolata yiyeyim. Biberli domatesi. Ben kalksam olur mu burada? Nereye gidiyorsun? Yanıma geldim. Elif sizden yardım istiyor. İşler yolunda gitmiyor galiba. Hadi bismillah. Bir tane domatesi mi içine koyacak? Koy kızım bir domates içine. Tamam. Hemen. Haklı. Soyayım değil mi? Soy hemen kızım. Ana yemekte ne vardı bugün? Kilis tavuğu. Kilis kebabı. Kilis kebabı. Hı-hı. Ha bile isimler karışıyor sende. Evet ya. Yeter kızım, yeter hemen. Sarımsak da koyayım. Ne yaptın? Soğan koydun. Oh sarımsak, bayılırım. Gerçekten mi? Şimdi kış hanımlar antibiyotik. Evet. Her şeye koyalım sarımsak, soğan. Rondadan geçirdi domatesi, biberi, soğanı. Kilis kebabının iç harcı, değil mi? Evet. Anne bu şeyi fazla mı oldu biraz? Biberini az at. Gülsün Hanım, Elif biraz tedirgin görünüyor. Bu yemeği daha önce de yaptığına emin misiniz gerçekten? Bir kere yaptı. Bir kere yaptım ama güzel olmuştu. Kızım, azıcık biber salçası koyuyorsun. Cümle cümle, kelime kelime, gayet didaktik bir mutfak burası. Şuraya anne. Ha, burada yoğuracağım. İyi mi kıvamı? Kıvamı iyi. Bu halinizi görünce aklımıza geldi, soralım dedik. Taşıma suyla değirmen döner mi sizce hanımlar? Yani bilemem artık. Dönecek. O değirmen öyle böyle dönecek. Tamam. O değirmen ya dönecek ya dönecek. Ya dönecek ya dönecek. Dönmezse işler tersine dönecek. Puanlar maalesef al düşük anneciğim, gelecek. Al Allah hemen korusun. Geçir bunu. Ne o ya? Streçle üzerine. Ha. Tamam annem, aç fırını. Çizik attı. Kekin yanlarına koyuyorum. Kekin yanında biber mi? Evet. Hah. Kek ve biber bir arada pişiyor. Kokusu mokusu sinmez değil mi? Yok, yok. Kapyalı ağlayan kek. Kırmızı biberli kek. Kırmızı var, acı çikolata var. Yurt dışında yapıyorlar. Burada da vardır ya. O yurt dışında ben çikolata pek sevmiyorum. Getirdin mi çikolata Fransa'dan? Ama şimdi yok. Keşke başta olsa size verseydim. Biz senin kızının kayınvalidesi yok mu ya orada? Var. Biz onlara gidelim Fransa'ya. Ay git de bak kızım nasıl yemekleri. Katılır mı? Katılır vallahi. Aa hadi gidiyoruz. Soso'ya gidiyoruz. He gidiyoruz. Hadi. Hadi Fransa'ya gidiyoruz. Vallahi bakın Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda. Bütün orada yaşayan gelinlerimiz, kayınvalidelerimiz. Gelelim size. Fox.com.tr'ye başvurun. Ya da Zuhal Topal'la Sofra'da var Instagram'da. Oradaki linki tıklıyorsunuz, başvuru linkini. Biz de geliyoruz. Avrupa mı? Hiç fark etmez. Her yere geliriz biz. Siz yeter ki gelin deyin yani. Hadi bize bir orada bir Fransız makaron tatlı. Yıllar evvel bizde onun türküsü vardı. Biliyor musun? Makaram sarı bağlarda. Vallahi bak bravo. Gelin. Makaron sarı bağlar. Hey! Kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyüm de Asya'm karalar bağlar. O perde, o perde. Çekme yüzün o perde. Bir zaman kazandırıyorum. Devriyeler. Yuh bir şey demedim. Sen ne güzel söylüyordun. Niye kestin anne, ya? Anne sudan geçiriyorum. Anne onu sudan geçir. İki mısra okuyordu. Bir daha sudan geçir bebeğim. Gülsün Hanım'ın bu iltifatları annesi Şahsenem Hanım içeride olduğu için mi acaba? Ha iyi dediniz ha. Hadi anneciğim. Şimdi bebeğim canımın içi kızım tatlım kıyım attım annesi içeride değil mi diyorlar? Bebeğim benim, bebeğim benim ilk göz arım sevdiğim. Ama soruyu da nasıl savuşturuyor? Ben ne diyorum o ne diyor? Annesi diyorum içeride diye mi kızın Hamza? Yok. Normalde de böyle mi konuşur Elif senle? Evet. Vallahi ne şeker ne şanslısın Elif, ya. Elif anneciğim şimdi bunları bir şey yap. Ne yapsam dikkatimi dağıtamıyorum. Kavliye koy. Şöyle kurula bebeğim. Bebeğim. He azıcık kurula annem. Getir patatesi dök bunun üstüne. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş dedim yani bir şeyimiz kalmadı. Yavaş kızım panik yapma. Panik yapma annem. Kızımızın 25 dakikası geride kaldı bile. Bitti 25 dakika. Şey ya. Tepsiye direkt diz. Daha o havluyu alma. Tepsiye direkt diz. Ben o Fransız mutfağını hiç sevmemiştim. Gittim birkaç kere Paris'e. Onların mutfağı bana hiç hitap etmiyor. Evet hiç hitap etmiyor. Ve bizim yemeklerde gördük. Nerede bizim yemekler? Bu şey yiyorlar. Şu cipsiler, çikolatalar işte o tür şeyler. Abur cubur. Kahvede kruvasan. Şeyde kahvede diyorum kahvaltıda kruvasan, reçel, portakal. Tamam bizim enişte de öyle kahvaltı yapıyor. Tatlıları güzel ama. Şey diyeceğim bu Fransız kadınları yiyorlar yiyorlar kilo almıyorlar ona ne diyeceksin? Ne yiyorlar ki? Ne hiçbir şey yok.
Ama yağlı yiyorlar mesela, tereyağı, ekmek gelir önce onlarda, hep bir ekmeği tere. Bir de gece 10'da 10.30'da oturuyorlar akşam yemeğine. Zuhal Hanım biz... O deniz ürünleri, ıstakozlar, deniz tarakları, efendim kremalar, tereyağlar, kruvasanlar, reçeller, tatlılar. Yani o kadar yiyorlar, böyle dal gibiler. Genetikleri iyi onlar herhalde. Onlar ne? Hayır hayır. Neden orada, öyleler? Onlar biz yiyoruz yarım ekmeğe tereyağını sürüyoruz, onlar da yiyor bir dilim ekmek. Genetik, ne genetiği? Biz ayda bir defa sokağa çıkıyoruz, onlar hiç sokaktan geri gelmiyor. Doğru. Çok yürüyorlar gerçekten. Çok yürüyorlar, çok evet. Yürüyorlar. Çok yürüyorlar. Zuhal Hanım, bugün Gülsün Hanım'dan manifesto gibi bir açıklama geldi. Üstüne basa basa tarihi bir söz söyledi. Sezaryenin hakkını Sezar'a vereceğim dedi. Sezer'in hakkını... Sezer'in. Sezer. Olsun, ben ne demek istediğini anladım. Niyet önemli. Size ne ya, Allah Allah, istediği Allah Allah. Şekilde söyler. Kimin hakkını vereceğim? Demiyorum. Sezar olabilir mi o? Sezer'in, yok orada sen bir şeylik diyorsun. Az değil bu, bay mikser. Bu mikser önce karıştırıyor. Karıştırıyorsunuz ama. Tamam Nezanne. Elif, şu anda ne yaptığını merak ediyoruz. Evet, bir muamma. Şey, böreğimin iç harcını koyuyorum şimdi. Milföylü, pırasalı, tavuklu böreği. Evet, tavukları. Evet, tavuklarını kavuracağım. Milföyün içine sosis de koyabilirsin, sucuk da koyabilirsin. Ama tavuk... düşünemedim hiç. Milföy hazır. O yüzden benim için çok basit bir menü. Şu incelerin ikisini alıyorsun. On, bir de şunu. Diğerlerini bırak. Tamam. Yarım öyle alayım o zaman. Öyle umutlar veriyor ki. Kızcağız da. Zamanla yarışıyoruz dedin haklısın, ya. Haklısın. Bende de böyle. Tıkş, şimdi sen kalbi düşün. O ne? Kalp mi o? Bak kalp atıyor. Göster. Düşün düşün. Kalp ateş ediyor adeta bize. Ne kadar güzel şakalarla valla. Çok şanslısın Elif. Bazı kayınvalideler... Onun için bırakmamış oğlum mesela. Biliyor dün, yani. Dün Gülşen Hanım dedi ki benim biraz... Dün kulaklarına pamuk koyun. Ne dedi ki? Dün ürün kulaklarına pamuk koyun diye şahsenim hanımı. İçeride hakikaten ha, bağırıyor bağırıyor da konuşuyorsun. Allah bizim şimdi ses var ya. Abi sesin bir fısapisem zorlanıyor. Senin kısılmıyor ses, ben anladım. Tonajın yüksek. Benim de öyledir. Gelinimiz fırından pişen kekini çıkarıp yerine patateslerini koyuyor. Tamı tamına 45 dakikaları bitti. Ulan hiçbir şey pişmedi ortada. Çok tuz ekmez, ellenir. Ay Allah'ım, gidemiyorum bırakıp bu mutfağı. Öyle mi? O kadar eğlenceli dök, ki. Dök. Tamam. Ulan hiçbir şey yok ortada. Yeter. Eğlencenin tavan yaptığı mutfakta gelinimiz şimdi de günün çorbasının hazırlıklarına başlıyor. İlk iş puzzle'ları ince ince doğramak. Gülsün Hanım, gelininize hep böyle bebeğim, aşkım mı dersiniz? Diyelim, evde. Peki eşinize nasıl sesleniyorsunuz? Ona da diyorum aşkım. Ay, evet. Aşkım evet. Mı diyorsun kocanın? He. Telefonda aşkım ama diye mi kayıtlı? Ama o ne yazmış? Hayır, o bana aşkım yazmışım, o da bana deniz gözlüm yazmış. Bak ne kadar romantik. Ay! Ay sen her programa gel. Ay ben senden nasıl ayrılacağım? Çok şeker ya, ne kadar sempatik. Elif! O biraz çok olmadı mı? Yakacaksın kaynanaları. Şunu alalım. Al. Ağlayan kek değil, ağlayan sunucu olacak bu akşam acıdan. Yok yok. Size kolay gelsin Elif'ciğim, ben gidiyorum. Tamam o Zuhal zaman. Zuhal Hanım ayaklarına sağlık. Rica yine edelim. Bekleriz. Buyur gel. Bir ben mesajlaşırız, de... takipleşelim Instagram'dan. Takip et takip. DM'den yazarım sana. Ne DM? DM. Elif şeyler ne oldu? Biberler yanmadı inşallah. Alayım. Hadi kızım. Biber yatağında. Aşağı adam elin yanmıyor Elif. Diğeri nerede? Elif tepsinin arkasında. Tepsiyi çek. Aman Elif. Dur bir saniye. Kaldı nerede? Vallahi ben gidiyorum. Bura hadi. Karıştı. Bura karıştı, ben gidiyorum. Kolay gelsin. Ay! Ay. Eyvah. Nedir güldü? Kekik bir şey olmaz. Kekik mi? Kekik hay Allah, ziyanı yok. Aman dikkat et kendine. Neyse. Şimdi... Elif sen önce şunu bir çıkar annem. Onu hallederiz. Ben gideyim. Zaten burası karıştı biraz. Elif çok telaş oldu. İnşallah her şey yetişir. Hadi İnşallah. Görüşürüz. Hadi güle güle. Teşekkür ederim. Elif'ciğim kolay gelsin. Sağ olun. Gelinimiz şimdi sirkeli suda bekletip iyice arındırdığı puzzle'ları suda duruluyor. Elif onu bir daha suya koy kızım. Hı-hı. Bu arada şu tezgahı bir toparla sen annem. Tamam. Elif bu arada ona, da... Ona gel. Kız ne yapıyorsun Gülsüm, kızı telaşlandırma. Kız çok konuşuyorsun ha. Yok. Kız karışma.
İyi iyi maşallah, iyi yapmış. Şahsen amanım, dünürünüz sürekli Elif'in işine karışıyor. Evet, evet çok karışıyor. Kayneneliğini yapıyor bu da. Kaynene değil mi? Hiç sormayın. Hep kızıma karışıyor. Dur, o bilir işini yapacaktı. Elif, börek yapacağı milföy hamurlarını çözülmesi için masanın üzerine diziyor. Umarız sizi mahcup etmez gelininiz. Benim gelinim hiçbir zaman beni mahcup etmedi. Gerçekten etmedi. Ben onu çok seviyorum. Yoksa annesi yanınızda diye mi böyle söylüyorsunuz? Yok, ben Şahsen Hanım olsun olmasın neysem odur. Yanaşırsa Şahsen Hanım'la burada diye şeylik yapma. Ama Şahsen Hanım'dan biraz çekiniyorsunuz gibi. Büyüğümdür net olmazsa. Gülsün Hanım tarafından kontrol edilen Elif, gelen son emirle patatesleri fırından çıkarıyor. Kilis kebabı ne alemde Elif? Kilis tavama hazırladığım kıyma harcını diziyorum pişirdiğim patateslere. Şimdi kıymayı yaydıktan sonra süsünü de koyup, yani biberiyle domatesini de üstüne dizip fırına vereceğim tekrardan. Ortam diyesen karıştı, mutfakta der bana müsaade. Hadi kızım sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Başarılar. Hadi dünürüm, kolay gelsin sana da. Elif, annen de gitti, kaynananla kaldın baş başa. Şu meşhur kilis kebabına yakından bakabilir miyiz acaba? Şimdi zeytinyağımı sürüyorum. Gülşen Hanım'dan bugün yüksek puanlar bekliyor musunuz? Umudunuz var mı? Gülşen'den bugün yüksek puan bekliyorum. Çünkü şimdi yaptığım kadarıyla yemeklerde hoşuna gideceğini sanıyorum. O kadar eleştiriyi yaptın. Şimdi senin menüne bakıyorum. Benden bugün çekeceğim var. Aysel Hanım'dan bir sürpriz çıkacağını öyle bir kestiriyorum. Çünkü o böyle sağ gösterip sol vuranlardan. Çünkü öyle yani dünkü puanına göre, o günkü puanına göre onun için ondan biraz yüksek puan bekliyorum. İki gündür, üç gündür mücadele ediyor. Herkes eleştiriyor, bağırıyor, çağırıyor ama kendinin menüsü de çok böyle bir ahım şahım bir menü değil. Elif, kilis kebabının üzerini domates ve biberlerle bir tablo gibi süsledikten sonra fırına veriyor. Tamam kızım, şimdi pazıya dönüyorsun. Kettle'da suyun kaynat. Kettle'da su kaynayana kadar sen şu tezgahını bir toparla annem. Topluyorum anne hemen. Tamam kızım. Ne varsa doldurun balkona. Oh ne güzel. Yok, doldurmayacağız. Biz bugün ilkleri yaşayacağız. Bizim mutfağımız temiz olacak. Kaynana gelip bir bahane bulamayacak. Pire gibi bir gelin istiyorum. Hemen servisini, tatlısını, her şeyi yapacak. Benim gelinimin üstünde olan bir gelin istiyorum. Gelin olarak beklentim kapıda hoş karşılaması, güler yüzlü olması, misafirlerin agresif davranmaması, hizmetini güzel yapmasını beklerim. Siz şu meşhur sürpriz mantıyı ne zaman yapacaksınız? Ben mantıyı en son 15 dakika kala. Öyle bir zamanınız kalacak yani. Mantım hazır, suyu kaynayacak, pişireceğim. Çorba içende de servis yapabilirim ben onu. Çünkü onun sıcak yenilmesi gerekiyor. Elif'in yemeklerini baltalamaya karar mısınız? Yok, onu da zaten kızım yaptı. Onu da kızım yaptı. Ama biz onu menüde olmadığı için şey yapmadık. Yani öyleyim listeye burada sokmadık. O maden suyu ne için Elif? Maden suyuyla börek yapıyoruz. Maden suyu çünkü hem ağır olmayacak, yani rahatsız etmeyecek, hem de kabarmasına daha güzel kabaracak. O oklavayı neden elinize aldınız öyle? Geline göstereyim. Neşenize hayranız Gülsün Hanım. Milföyleri birleştirdin galiba. Evet, birleştirdim. Açıyorum şimdi. Yavaş kızım. Gülsün Hanım. Efendim? Elif'in kolundaki bileziklerin kaçını siz aldınız? Hepsini ben aldım. Gelinime her şey değer. Kaynanaları çatlatmak için mi taktınız yoksa bilezikleri? Yok. O hiç aklımdan geçmedi. Milföyün üzerine yufka mı seriyorsun? Evet. Çok ilginç. Neydi bu yemeğimizin adı? Milföylü börek ama pırasa ve tavuklu. Hangi yörenin yemeği bu? Kars yöresinin. Bugün Gülsüm Hanım'ın gelinin yaptığı yöresel yemekleri hangi yöreye ait olduğunu bilebilecek mi? Vakıf olabilecek mi? Onu da göreceğim. Gülsüm'ü yiyeceğim. Hem de nasıl yiyeceğim Gülsüm'ü? O kaşarlar kalmış ya tıkır tıkır dişlerinin dibinde. Bak ben onun hiçbir şeyi kalmayacak benim dişlerimin dibinde. Şimdi ne yaptın Elif? Sosumu döküyorum. Böreğin içi lezzetli oldu mu bari? Valla tadına... Ooo Elif. Çok güzel olmuş.
Şu bak kızım, şu büyükleri şöyle elini, ha şöyle şöyle iki elin yok mu ha? Dört elim var benim. Ha, büyükleri şimdi büyük olmuş. Falan filan şunu... derler değil mi? Elif yufkasını özel karışıma batırıp batırıp tek tek diziyor tepsisindeki tavuklu harcın üzerine. Şu ana kadar biten yemeğin var mı Elif? Bitmiş olan şu anda hiçbir şeyimiz yok. Elif sen yetiştireceğin diye içimde bir his var. Hızlan annem. Tamam anne. Sar onun üzerine. Ay. Eline sarabilirsin, eline sarabilirsin. Panik yapma, eline sarabilirsin. Sen yaparsın bunu, yap. Tamam. Tamam kızım, tamam. Kenarlarını keseceğim. Kes. Hoppa. Elif mutfakta pratik bir gelin midir Gülsün Hanım? Elif iyidir. Birazcık eli ağır sanki. Ama heyecan da vermek lazım. Çörek otu aldın mı annem? Hı hı. Arada kiriz kebabı da misler gibi kokular çıkararak alınıyor fırından. Gelinimiz şimdi de böreğinin üzerine yumurta sarısı sürüyor. Ama dominant kaynanamız Gülsün Hanım'ın böreğe de bir itirazı var. Yumurta sarısı az olmuş. Bir yumurta gene. Hadi annem, hadi hızlan. Boş yerlere sür kızım. Tamam. Hepsi, onlar sürülmüş zaten ha. Şunlara sürmemişsin, sür onlara. Hanımlar süreniz hızla azalıyor. Biraz acele edin. Krem şantımız var, bu pilavımız var, çorbamız var, salatamız var. Ana Elif çok şeyimiz var, hızla. Bitti, getir çörek ötünü hemen. Hemen çörek ötünü döküyorsun. Daha masayı hazırlayıp üstünüzü değiştireceksiniz. Durumunuz vahim. Masada şey yok, hızlı olur. Baksanıza gelininiz gayet rahat, umurunda bile değil. Kız ne yaptın, elden gelen bu? Hadi anne getir, ver onu fırına. Hemen veriyorsun fırına. Hemen şunun üzerini bir kapat, sar bunu istersen bir beze. Çabuk ol, soğumasın diye. Muhteşemsiniz. 1,5 saatte bir yemeği bitirdiniz. Yemeğimiz sana şey yapacak, şok olacaksın, şok. Daha 5 çeşit yemek yapacaksınız ve sadece 1 saatiniz var. Yani yemek başına ortalama 12 dakikanız var. Şaka gibi. Neyse koy, soğuyacağım bak. Şimdi geliyorsun, çorbanın hemen şeyini atıyorsun. Yıkadın onu, temizledin, at çorbaya. Gelinimiz pazı çorbasının yapımına başlıyor. İnce ince doğranan pazılar kaynayan suya atılıyor. Ne yani? Pazı çorbası büyük bir ihtimalle suyu kaynatacak, içine yoğurdu koyacak, pazıları küçük küçük de içine atacak. Bu bir pazı çorbası olacak. Yani hiçbir özelliği yok, hiçbir yöreselliği yok. Pazı çorbası değil. Pazıyı sevmem, çorbayı bırak. Böyle bir şey ömrümde de yemedim, sevmem de. Şimdi hemen şurayı bir acele topluyorsun, salataya girişiyorsun. Hadi. Hemen hızlı çek o şeyleri, çek. At. Yemekleri bıraktınız, temizliğe mi başladınız? Yok, toparlasın, kaynanaların bana laf söylemesini, gelinime laf söylemesini istemiyorum. Kabuklu biberleri yedi, hiç kabuğu kalmış demedi. Geldi Gülşen Hanım'ın gazına, geldiler Gülşen Hanım'ın gazına. Gelsinler bundan sonra bakalım o gaza ne yapacak onlar. Biraz moralim bozuldu galiba Elif. Moralim bozulmadı da. Ne oldu peki? Yetiştiremeyeceğim gibi sanki. Geç kalmaktan mı korkuyorsun? Evet, annemin şeyinden korkuyorum. Gülsün Hanım nerede hakikaten? Geliyorum. Neredesin? Gülsün Hanım, neredesiniz? Yemeğin üzerini sardım, soğumasın. Ya biz bu yaptığınızı Zuhal Hanım'a söylersek? Söylemesin canım, herkese şey davranıyorsun da bana. Elif pilav yapacaksın. Hı hı. Şimdi hangi yemeğe geçiyorsun Elif? Pilava. Çorba da hala kaynıyor galiba. Çorbam kaynıyor. Birazdan terbiyesini hazırlayacağım. Gelinimiz Akdeniz salatasının yapımına başlıyor. Fırındaki Elif pilavı yapıyorsun. Çabuk sirke et, pilavı at hadi. Gülsün Hanım son duruma bir bakalım. Tatlı hazır değil mi? Sadece krem çantasını ayarlayacağım. Of tatlı da hazır değil hala. Ben de anlamadım bu kadar... 3 gündür bağırmasına rağmen, eleştiri yapmasına rağmen eleştiri yapacak bir menüsü yok. Gelinimiz şimdi de pazı çorbasının terbiyesini hazırlamaya başlıyor. 1 kaba bir yumurta sarısı, 2 kaşık un, 1 su bardağı yoğurt ve göz kararı su ekleyip karıştırıyor Elif. Teflon tava yok muydu pilav? Bunda niye yapıyoruz? Teflon tava bulamadım ama.
şu var. Getir, 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 getir. Biraz sanki daraldım. Gülsün Hanım, bunları Elif'in yapması lazım ama... Bu yaptıklarınızın faturası ağır olabilir. Bizden size son uyarı. Gülsün Hanım, canınız sıkkın galiba. Bir saat var değil mi daha? Tam olarak 57 dakikanız kaldı. Hadi Elif, hadi. Hani hepsini dökmüyorum, yarısını dökme, döküyorum. Tamam. Yeter, tamam. Kaynar suyu dök hemen. Hangi yemekleriniz eksik hanımlar? Şeyimiz eksik, salatamız, krem şantımız yapılacak daha. Gülsün Hanım rahat olun, onlar 5 dakikalık işler. Gözünüzde büyütmeyin. Kapatıyorum. Şunu bırakayım mı terbiyesini? Onu bir bak pişti mi? Karıştır onu, bak bir şeriyesi pişti mi? Kepçe burada, kaşık burada. Şu tahta kaşığına karıştır. Kızım bir karıştıraydın önce. Pişmiş. Tamam. Sen onu yağını ayarla. Yağını mı? O şimdi ona biraz su dök. Onu bir geniş bir kapta etsene sen onu. Öyle olmaz. Geniş bir kaba çıkar onu. Şu var bak orada. Onu ne? Salata da onu çarpacaktım ama. Çabuk onu döktükten sonra yaparsın salatanı da. Börek ne durumda? Biraz su al ona. Su al. Burada alayım ama. Biraz oradan al, biraz da oradan al. Şu an ne yapıyorsunuz acaba? Çorba yapıyoruz. Çorbamızın terbiyesini veriyoruz. Soğuk su al. Pilavımızı koyduk. Böreğimiz pişiyor. Kekimizin şeyi yapılacak. Kreması. Salatamız yapılacak. Masamız hazırlanacak. Bu kadar. Bütün bunlar için sadece 55 dakikanız var. Bitirebilecek misiniz? Yapma. Anne döküyorum. Yapma. Anne döküyorum. Dök, karıştır. Bir yöne doğru. Bir yöne doğru. Şuna karıştırmayayım. Kaşık al hele. Karıştır, 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 karıştır. Yeter. Pazı çorbası. Bu bizim bildiğimiz pazı sanırım. Bizim Aydın bölgesinde de çok olur ama hiç çorbasını içmemişimdir. Pazılı çorba buğdayla, fasulyeyle yapılan bir çorba. Ben pazıyı sevmem. İnşallah güzel yapmıştır. Tamam kızım, tamam. Şöyle bir tavanın kulpuna tutun, bir çırp. Ya az mı oldu? Yok şeyi kırmızısı. Az daha dökebilirsin. Dök. Bazen de salçada koyuyoruz. Salçam bir de kırmızı biber miydi? Yok. Tamam. Onu al şöyle kenara. Börekte tepsi var üstünde, alsana. Ah Elif, ah! Sen nasıl böyle bir hata yaparsın? Diyorum bu şeyin böreğin niye üstü kabarmıyor? Çünkü derecesi az. Heh, tamam dereceyi de yükselt. Bir daha onları sudan tut kızım istersen. Suya koyma, öyle bir şeyden tut ha, bunun üzerinden. Hadi annem, bitti. Bir krem şantımız kaldı, hadi. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, bitti bitti. Elif salatasına devam etmeden önce çorbanın sarımsaklarını rendeliyor. Derin bir nefes aldım. 45 dakikanız kaldı. Yapma. Geri hangi yemekler kaldı? Vallahi bir krem şantımız kaldı. Gelinimiz salatasına sen biraz bekle deyip pilavını son kez karıştırdıktan sonra demlenmeye bırakıyor. Sofra bezi var mı? Pilav da tamam. Elif şurada yok mu annem? Yok yok. Onu sarmamız lazım. Tamam sararım. Açığa koydun ama. Elif onu gel al oradan. Şuna sarsam. Elif gel al onu oradan. Olmadı o. Ne yapayım? Elif onu bir yerden koşulu bir şey bulman lazım. Eyvah eyvah. Sarman için sarmasın. Tamam buldum. Yavaş düşüreceğim. Tamam buldum. Getir kızım. Sar o pilavını da. Koy şimdi, masaya koyma. Masaya koymayayım mı? Masada koyayım, oraya götüreyim. Tamam annem, tamam. Buyurun. Koy, sar, 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 sar. Koy sandalyenin üstüne annem. Tamam, ellerine sağlık kızım. Koş dur, hemen salata yap, hemen burayı topla. Hemen krem şantana başla, masaya geçiyoruz. Tamam. Gelinimiz salataya konsantre oluyor. Önce Akdeniz yeşilliği doğranıyor. Ardından sırasıyla ince ince kıyılan maydanozlar dökülüyor kaba. Şimdi sırada kornişon turşuları var. Onlar da dilimlenip salatanın içindeki yerlerini alıyor. Ve son olarak da közlenmiş kapya biberler var kesme tahtasında. Gelinim közledi el emeği. Yani başkalarınınki gibi hazır közlenmiş biberi alıp da getirip sofraya koymadık.
Dikkatinizi çekeriz. Biberlerin kabuklarını soyuyor Elif. Evet. Gülşen Hanım soyulmaz demişti. Yemekte soyulmaz demişti. Hayır, onu soyup içine aynı şekilde doldurabilir. Elif, onu yap anneciğim. Şu tencereyi yıka. Ben de mantımın suyunu koyayım. Bu arada mantım da pişsin. Tamam. Son 29 dakika. Turşuları doğradım. Evet. Domatesleri atacağım mı? Mısırları servis ederken koyacağım. Domatesleri onun için almadım anne. Salatada yok domates. Tamam o zaman kızım. Bitti salatanın işi değil mi? Evet. Tamam. Mısırımı mısırın da yanına koy. Servis ederken üzerine serpiştireceğim sadece. Elini kesme. Yavaş kızım. Onu süzeye dök. Şu süzek vardı ya, ondan süz, bir küçük bir süzek. Ha, dök ona, dök ona kızım. Dök 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 dök. Tamam Elif, bunun işi de bu kadar. Akdeniz salatası yazın olur benim bildiğim kadarıyla. Kışın Akdeniz salatası olmaz. Nasıl, Akdeniz sıcaklar mı estirecek, soğuklar mı estirecek? Akdeniz dediğin yer sıcak bir ülke çünkü. Ve gelinimiz nihayet ağlayan kekinin krem şantisini hazırlamaya başlıyor. Sütle buluşan krem şanti bir kabın içinde iyice karıştırılıyor. Elif hızlan, Elif hızlan. Böreğimiz tamam. Elif bunu kapat. Attım. Şimdi bunu sürüyorum. Tatlının üzerine bir başka süsleme yapacak mısınız? Çikolata sosu dökeceğim. Kendim yapıyorum ama çikolata sosunu. Gelinimiz şimdi de tatlının çikolata sosunu hazırlıyor. Oho, ağlayan kek. Nasıl ağlayacak bakalım kek? Adı üstünde kek. Ağlayan kek neticede günlerde kekin böreğin yanına servis edilen bir tatlı. Tatlı bile demiyorum, kek diyeyim. Ana yemeğin arkasında ben şerbetli tatlı beklerdim. Çikolatalarım eridi. Biraz sıcakta dursun bu. Ben ortalığı toplayayım. Ortalığı toplama, bırak. Bırak, bırak. Masamı mı hazırlayayım? Masayı hazırla, geç. Çabuk ol, çabuk. Bakalım bugün Gülsüm Hanım'ın gelinini göreceğiz. Öyle gürleyi gürleyi duran Gülsüm Hanım'ın gelinini göreceğiz. Ben Gül anneyim, benim gelinim belli oldu ama gürleyen Gülsüm Hanım'ın gelini nasıl olacak bakalım? Ne kadar zamanın kaldı biliyor musun Elif? Kaç dakikam kaldı? Son 16 dakika. Eyvah. Hazırlığın son virajında gaza basan gelinimiz masasını çeyizinin en nadide parçalarıyla hazırlamaya başlıyor. Gelinimiz masasını nakış gibi işlerken Gülsün Hanım da mutfakta rahat durmuyor tabii ki. Hayrola, ne yapıyorsunuz Gülsün Hanım? İşte bu bizim oranın hangi eli? Mantıya çok benziyor gördüğümüz kadarıyla. Mantı diyorlar burada ama bizim orada hangel diye geçiyor. Gülsün Hanım Iğdır'a özel hangeliyle kaynanalara meydan okumaya hazırlanırken gelini Elif de masasını hazırlamaya devam ediyor. Hangeli nasıl pişireceksiniz Gülsün Hanım? Bunun yağını koyuyorum. Şunun şeyini bekliyorum. Bu döktüklerin nedir öyle? Kuru güller. Son 8 dakika Gülsün Hanım. Yapma. Ben niye telaş ediyorum arkadaş? Bana ne? Allah Allah Elif. Hadi kızım bitti. Hadi anneciğim hadi. Son 7 dakika. Ay bunu hangisiydi? Çabuk, kaynanalar kapıda. Ay geçemedim. Mutfak çarşamba pazarı gibi görünüyor. Görünmez, niye görünsün? Elif hadi görüm seni. Elif hadi görüm seni. Elif hadi annen kurban olsun. Hadi Elif. Tamam o zaman. Keseceğim ya. Tamam. Düzelt üstünü. Onun için dura bat, onları yürü at. Kaç dakikamız kaldı? Son 4 dakika. Elif git üstünü değiş. Elif çabuk. Topla. At. Tamam. Abi 3 tane kalsın. Bir şey olmaz. Hadi annem. Hadi kızım. Son. Yapma. Son 2 dakika. Bitti. Ders gelsin hemen. Tamam. Elif ola. Çabuk Elif. Ay.
Hadi kızım, hadi kızım. Bitti daha çok inceleme, yeter o kadar. Çabuk. Çabuk ol. İki dakikada giyinemez misin? Giyer. Ne duruyorsun, koş. Elif et, Elif bırak. Tamam. Koş. Son 1 dakika 25 saniye kala gelininizi giyinmeye gönderdiniz. Bravo. Aa, aslan pençesi miydi o? Evet. İşte bu. Hangel daha ne kadar kaynayacak? 1-2-3 dakika. Ben orada bir yoğurdum alayım. Benim burada bir süzmem olacak, ha? Gülsün Hanım hangelleri kaynatana kadar Elif de üzerini değiştirip mutfağa geliyor. Ben geldim anne. Tebrik ederim anne kurban. Eline sağlık. Çok güzel oldu teşekkür hepsi. Teşekkür ederim. Zamanında yetiştirdik. Bir masanı dolaş. Bir tamam. Bak bir eksiğin var mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Seni seviyorum bir tanem. Hadi güle güle. Bir kontrol edeyim. Bıçak, bıçak. Elif masasını kontrol ediyor. Siz ne durumdasınız Gülsün Hanım? Ben de mantımı üzerine yoğurdumu döküyorum. Aslında böyle yoğurtsuz da yiyorlar. Yani yoğurtsuz dediğim hani isteğe göre yoğurda tabaklara alınıyor. Ama ben bugün buna bu şekil yapacağım. İşte Zuhal Hanım da geldi. Hemen. Hanımlar kapı. Tamamdır. Elif. Geldim. Dağınık dağınık geldi. Zaten yiyince bir midem hop etti. Ağlayan kek bizde 4 çayına yapılır yani. Tadı yok, tuzu yok. Acaba gelin üzülsek mi? Elif! Anne! Neyine sert davrandım? Ne dedim? Benim zaten ses tonum size biz diyorum yemek ki... yemek yapmasını bilmiyoruz. Biz bir şey bilmiyoruz. Biz şunu bilmiyoruz. Bak, biz bunu bilmiyoruz. Ama annemi yönlendirmesi lazımdı. Ne diyor ya? Uyarması lazımdı. Ne bileyim. Önceki mesela yarışmalardan dolayı mı uyarmalıydı seni? Hani böyle İlk olabiliyor. İlk defa böyle bir şey duyuyoruz bir gelinden. Yani diye. Beni uyarmalıydı diyorsun. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de yarım yarım bastım, kusura bakmayın. Nasılsınız? İyiyiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş sefa bulduk. Geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah maşallah. Pı. Bugün de yeni bir gelinimiz var. 9 aylık gelinimiz ama görüyorum ki... Pembiş. Pembiş. Her şey hazır. Yemekler de hazır mı? Hazır. Ne diyorsun? Yetişti hepsi. Sorma. Süper, soruyorum. Eksik bir şey yok. Şu ana kadar şükür iyiyiz. Vakti yetti mi? Yetti biraz, mi? Biraz telaş yaptık, panik yaptık ama yetti. Çok yetti, şükür. Yetti, çok şükür. Çok şükür yetişti, her şeyimiz iyi oldu. Zaman da yetti. Zaman da yetti. Şu anda aslında çayımızı bile demledik. Ne diyorsun, erken mi bitirdiniz? Çayımızı demledik, çay içtiler. Ha, ne güzel, çay da demlenmiş. Kapıya bakalım. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Size yine sevdiğim için kendi yöremizin ekmeğini yaptım. Sağ ol hayatım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Aysel Hanımcığım. Sağ olun. Aa, gene yani. Evet. Kendi yöremizin. Eyvah. Nedir bu? O içi yağlı. Bizim oralarda onu daha büyük saçla yaparlar. Yani? İçi yağlı. İçini açacağım yağlı mı? Aç yağlı. Ha, içi yağlı. Bir şey. Biz zehirlenmedik ki yediğimiz yemeklerden. Benim sarmamdan zehirlenseniz. Oo. Evet. Ay evet, Hatice Hanım'dan da yine çiçek geldi. Hatice Hanım'ı eleştirdim ama iyi oldu diye düşünmüşüm. Kayınlı dili getirecektim sana. Kayınlı dili getirecektim. Kayınlı dili getirecektim ona. Hadi şimdi kıyamarım ediyorum. Yine arkadaşıma. Ben ekşi götüreyim. Teşekkür ediyorum ince düşüncen için. Evet. Ben çantalarını sana alabilirim isterseniz. İçi yağlı geldi bugün de senin sofrana. Dünkü zeytin. Al sen yapmış, istersen Elif'cim yemekten sonra. Yapmış. Anana emeğine sağlık. Tamam. Olabilir. Biz çay veririz. Çayla içer. İçerler. Dün öl demiyordun ama hayırdır? Bugün gün sende mi? Ondan mı? Yok. Şöyle bir şey eleştir. Görüyorsun değil mi? Sen dün öl demiyordun hiç. Bak şimdi bizim yörede şu var. Gelen misafir baş tacı. Ben hakaret saydım şu anda onu. Estağfurullah. Yok. Öyle mi? Yok. Aa olmaz. Bizde sen bak, dün öl demedin ama. Bak şöyle ben şimdi yerim. Sen şöyle bir mutfağa bir dolaşıp gidin. Gidin dolaşın. Sen de git. Olsun Gülsüm Hanım bitirsin.
Gül Hanım elinde bir yemekle geldi. Ne diyorsun bu duruma? Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, düşünmüş, getirmiş. Gelen misafir hiçbir şey getirse de getirmesi de Doğu'da o her zaman baş tacıdır. Doğu'da git hangi kapıyı çalarsan çal, bugün senin misafirin olabilir miyim de, o kapı sana sonsuza kadar açıktır. Mutfağı nasıl buldunuz Gül Hanım? Güzel buldum, temiz. Dünkü gibi değil, dün yüklenmiş gidiyordu mutfak. Ama bugün temiz, aferin, eline sağlık. Teşekkür ederim. Heh. Yemeklerin kolay mıydı, zor muydu? Yani biraz zordu, ilk başta yavaş gittim. Sonra panik aldı, annemin de biraz sözü düştü ama sonunda toparladık. İyi. Hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. Siz nasıl bir yemek getirdiniz Gül Hanım? Ben içi yağlı getirdim, kendi yöremizi. Hani bir tadın, ona da bir bakın bakalım olmuş mu diye, öyle hediye gibi. Zuhal Hanım'ı da çok seviyorum, ona hediye getirdim. Tabii herkes tadar isteyen. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık sizin de. Sağ ol. Düşünüp getirmişsiniz. Sağlık. Hadi bakalım, ben şimdi gidiyorum. Tamam. Ben Gül Hanım'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Ama çok iyi çözdüm Gül Hanım'ı ben. Gül Hanım masayı oynadığını düşünüyorum. Zuhal Hanım'ı sevdiğim için getiriyorum. Ben Zuhal Hanım'a getiriyorum yani. Tamam, onlar da yesin de ben Zuhal Hanım içimden geliyor. Biz öyle, Anadolu'da biz öyle gördük. Biz öyle eli boş bir yere gitmeyiz yani. Dün Fatma Hanım'ın normalde bana getirdiği ya sarma, ben çok büyük saygısızlık. Gül Hanım'ın getirdiği sarmayı ben çok saygısızlık olarak algıladım. Neticede bir yemekteyiz. Yiyeceğiz, karnımız doyacak. Ayrıyetten aç kalırsak mahiyetinde bir cümle kullanarak sarmayı ortaya koyması gerçekten beni ev sahibi olarak rencide etti. Bunun akabinde de tatlı olarak Gülsüm Hanım'ın ağlayan keki görünce daha bir şok oldum. Çünkü ağlayan kek bizde dört çayına yapılır yani. Günlere yapılır. Ana yemekte ağlayan kek olmaz. Bir kere ağlayan kekin sosu hazır. Başladılar, kolay gelsin. Yani bakacağım ağlayan tadına. Ağlayan kek çok basit. Ve hazır sosla yapılıyor. Acaba çikolatayı marinize edip de özel bir sos mu yaptı? Valla onu sırayla göreceğiz. Önce bir tabii ki başlayalım çorbalarla istersen Elif'ciğim. Sen bir an evvel al kaselerimizi. Ben kendilerine servis yapıyorum. Ay yok lütfen ya, ne olur gitsin, baktılar gitsin, yok artık gitsin, ya. Gitsin, ben bundan çok hiç haz etmiyorum haksızlık, gerçekten. Haksızlık olur. Bana gitti, ona da gitsin. Döktün getir istersen. Balkonda falan bulaşık var mı? Onları da bir kontrol et. Yani bazen oraya peki, saklıyorlar ya. Peki siz de bakın. Yani. Tertemiz. Tertemiz mi? Tertemiz, eline sağlık. Hiçbir şey yapmamıştım. Bu menüyle saat, ben bu menüyü bir saatte yaparım. Tabii bu menü seninki de yapılıyordu bu menüyü ama bir içeri giremedik mi? Hayır. Bir saatte. Ha, bir saatte, bir saatte samimi söylüyorum, ben bu menüyü yaparım. Tencereler ne durumda Hatice Hanım? Tencereler iyi, güzel, çelik. Tamam. Beğendiniz mi? Tabii ki. Tencere güzel. Tencere çelik oldu mu sorun yok. İçin o önemli. Mutfak zaten temiz. Aferin, zamanını yetiştirmiş, temizlemiş. Hepsi soslanarak, marinize edilerek, her şeyi kendi malzemesiyle kullanarak yapıldı. Mesela yani burada da kilis kebabı var. Kilis kebabı çok basit. Ben biliyorum, evet. Çünkü sosum da var, içeride servis etmem zor olurdu. Benim kebap uğraştırıcıyla yediğimiz, yediğimiz iklim kebabı. İklim değil. Neydi kebabın adı? İklim. Ama biz değişik adını şey söylüyoruz. Onun için biz değişik. Anadolu'ca söylüyoruz biz. Ondan. Hayır, Anadolu'ca söylüyoruz. Benim gelinim, bak şimdi benim gelinim patlıcanı doldurdu. Senin gelinin de yatırmış, donulmuş. Gibi patlıcan dolması bir de yaptı. Bir bak, bir de bir kıymalarınız kum gibiydi. Kıymaya da özel iki kere hayır, çektirilmişti ama o. Ama işte hiç tadı tuzu yoktu. Ağlayan kek akşam beş çayında yapılırmış. Gülşen Hanım öyle diyor. Bence kek de olsa bir tatlı. Sosunu ben yaptım sonuçta. Yani sosla tatlı hale getirdim. Sadece kek olsaydı tamam ama o şekilde bence yanlış düşünüyor. Zaten eleştireceğiz hayatım, burası eleştirme sofrası. Sizin hayır tamam da köfte tadı yoktu desin anlayacağım yoktu. Da bulgur ne demek? Bulgur gibi, kum gibi. Hiç alakası yok, yok ya. Var. Arabaşı çorbası yapmasa bir anda nasıl sunulduğunu bilir. Evet, arabaşı çorbası dünde kaldı. Şu an pazı çorbalarımız geldi. Evet, benim yanımdan kızım. Hazır çorba mı? Ben mi anlıyorum? Pazı çorbası. Pazı çorbası. Bir an hazır anladım da. Pazı çorbası. Pazı çorbası. Sarmasını yaparız Zeynep. Evet. Bizim o tarafı sarması. Ah, üstüne ne o? Evet. Çorba mı geldi? Duvara çarptım tepsiyi. Heyecandan olur. Tamam olsun kızım.
Vallahi maşallah gelininize takmışsınız, takıştırmışsınız, süslemişsiniz, koymuşsunuz. Sanki biz süslüyü seviyoruz. Yani yapacak bizde şey de vardı ama bizde olan var, olmayan var diye. Yok, edep açısından takıp gelin, takıştırmadık. O taze bizim gelin de takıp takmayı yani seviyor. 9 aylık gelin, dünkü de 2 aylık gelin. Ama evet, şöyle bir şey, o takmayı seviyor. O istediği zaman ben onu kırmak istemedim. Tabii kızım. Senin altınların da görülmeyecek gibi değil ki maşallah. Ya ben yeni gelinim yani, olabilir, takmak isteyebilirim. Hevesim vardır belki yani, bunu anlamıyorlarsa saygı duyuyorum. Ben de mutfakta hoşuna, onlarla yaptığım ya. Hatta dedim rahatsız olmuyor mu falan filan. Yok öyle. Hoşuna gidiyor. Yani şimdi o onun yani tercihidir. Yani sen taktırmadın yani, görsünler. Yok yok, o hayır. Kendisi takmış. Olmuş şimdi, özenir onlar. Ama bilmiyorum, markete böyle gitme dedim ona. Ben açıkçası böyle şeylerden çekinirim. Her zaman mal düşman kazandırır derim. O yüzden Allah muhafaza. Evet, herkese afiyet olsun. Elif'ciğim çorbalarımızı getirdi. Elif, su servisi yap kızım. Salatamız yok herhalde. Var, salatanın da sosunu falan at getir kızım hemen. Şey, ana yemekle beraber getireyim diye demiştim ama. Tamam. Salata çorba yanında da gelir. Tamam, sen salatanı yap getir. Ana yemekte de gelir, çorbadan evvel de gelir, örtesinde az da gelir. Hızlı. Ekmeğimiz var masada, peçetelerimiz var. Koymuş önceden. Efendim? Arpa şehriye var herhalde. Arpa şehriye var, pazı var. Çorbanın görünüşü güzele benziyor. Ama hiç benim ağzımın damak tadı değil. İçtiniz mi? İçtim 2-3 kaşık. Nasıl? Biz böyle ben çorbayı yapmadık. Tadı nasıl? Tadını değerlendirin bana. Tadı yani fena kıvamı, değil. Tadı, kıvamı iyi. Fena değil yani. Ama işte benim, bana göre değil. Neyini sevmediniz onu anlamaya çalışıyorum. Pazısını sevmedim. Pazısını. Bir de arpa şehriyeleri çok iri iri. Pazısı sevmez. Şimdi, yani. Şimdi arpa şehriye iri dediğin, piştiğin zaman zaten bu iri olur. Şişer. Bunu küçültme gibi, ufaltma gibi bir şeyimiz yok. Yani işte iri olmuş. Onun için bu şekil yiyiliyor. Ama pazı bana çok değişik geldi yani. Ben tuzsuz olabilir. Buradan tuz yok, atabilirsiniz. Iyi. Karabiber var, tuzu atabilirsiniz. Tuzu, karabiberi iyi. Onlar iyi ama ben pazı olunca sevmedim. Zaten öyle şeyleri de pek sevmem. Yani. Sen Karadenizlisi, nasıl pazı sevmiyorsun? Yok, bizde pazı yok. Biz Karadeniz'de pazı, pazı var. Ben de var. Karadeniz'de hasta var. Hemşeriyiz. Var. Hayır, Sinop'ta, Gerze'de var. Karalahana'da yok. Biz karalahana, şurada Boyabat'a geleli bizim 10 sene oldu. Karalahana bize özgün değil de daha çok Giresun, Ordu, Trabzon'dan yok, bizde yok. Ama bizde yeni yeni ortaya geldi artık. Yok, peki, biz yok. Çorba ile ilgili çok konuyu dağıtmadan yani, lütfen alayım yorumunuzu Gülşen Hanım. Şimdi çorbanın içindeki pazılar bana böyle çok yoğun geldi. İçinde böyle renk katar gibi tane tane olsaydı çorbanın çorba gibi görselliğini gösterirdi. Bu çorba bana Karadeniz'de yapılan karalahana ile yapılan bir yemek cinsini anlattı, anımsattı pardon. Hiç tad alamadım, hiç lezzet alamadım. Tereyağı yani lezzet katmaya çalışmış ama tereyağı da bunu becerememiş. Elif, şimdi ne yapacaksın? Üstüme döküldü ya şimdi, ben üstümü değiştirip hemen geliyorum. Sizin çorbanız da dün bize öyle bir şeyler vermişti. Bizim çorbamız gayet güzel. Tabii. Tavukları sandviye, tavuklar konusunda yani hak veriyorum. Şimdi şunu bana sorarsan, tavuklar benim çorbamda şu anda pişmişti, bana göre güzel. Tabii, çünkü tabii o canım, nasıl senin damak tadı, bu i̇şte da benim damak tadım yani. Dünkü çorbada bana güzel gelmemişti. Peki. Ama tabii ki damak tadı farklı. Pazı çorbasından devam edelim. Lütfen Hatice Hanım'dan da yorum istiyorum. Vallahi ben çorbayı soğuk buldum. Evet soğuk. Çok doğru. Soğuk. Bu çorba böyle soğuk içilmez. Bu arpa şehrinin içine pazıyı koyuvermişler. Hiç pazı çorbasıyla alakası yok bu işin. Ben sevmedim, ağzımda yani bir tuhaf çorba geldi. Bana da tuhaf soğuk oldum. Geldim. Tuhaf alınca valla şey oldu. Sevmedim ben yani açıkçası. Ayşe Hanım'dan ben de yorum istiyorum. Yapayım. Ben de beğenmedim çorbayı. Ben zaten pazıyı sevmem. Tadı yok, tuzu yok. Sevmediğim bir çorba olmuş. Lezzet yok. Evet, lezzet yok. Valla bana göre benim çorbam güzel olmuş. Diğerlerinin çorbasına falan yediğime göre daha mı güzel? Daha çorba güzel ama yine göreceğim. Bakacağım, bu pazı çorbası dediklerinde hafif zaten içinde pazı olduğu için şehriyenin yapılmış çorbası. Ama yani pazı çorbası diye başka nasıl oluyor pazı çorbası? Pazı çorbası dövmeyle pişer. Buğdayla pişer. Ama sanırım lezzetiyle ilgili bir sıkıntı var pazıdan evet, ziyade evet, lezzetsiz olduğunda herkes hemfikir. Elif gelebilir mi acaba? Sanırım kimse devam etmeyecek çorbaya. Arpa şehriyenin içine
pazıyı doğramış getirmiş gelmiş. Pazı biz öyle yemeyiz, sararda yeriz. Yani pazı adı üstüne itici geliyor insana, pazı. Yani bir insanın aklında hoş bir şey bırakmıyor. Dün benim gelinin tabakları götürürken zandır zandır elleri titriyordu. Siz bir şey söylerken evet, ama o zaman tabakları bıraksın bir an düşüp bayılacak zannettim. Ben de korktum, çok titriyordu. Çok heyecan yaptı, böyle eleştirileri duyunca böyle ama bir sinir başarılı. Ama bugün Elif de bayılacak gibi olmuş yemekleri yaparken. Evet. Annesi de gel. Bu arada hep beraber oturuyorlar zaman, bu evde 9 ay evlendiğinden beridir. Gelin, görümce, damat, kayınpeder, kayınvalide aynı evdeler. Maşallah. Ama daha çok oğlunun tercihiymiş. Maşallah. Ben kovuyorum diyor, o geri geliyor diyor. Maşallah. Acaba geline üzülsek mi? He? Acaba geline üzülsek mi? Vallahi bilmiyorum, üzülür müsünüz geline, sevinir misiniz? Kayınvalideler salata istedi. Gülsüm Hanım'ın kaynanalık yapmayacak gibi bir hali var mı? Mizacı var mı? Şu bakar mısınız? Şu aslan burcu yani kaynama, böyle. Kaynam dili getirsem olacak ama neyse. Bu arada Elif de terazi. Ama ya. Bugün yok dili falan sanki. Ya bugün ben... Yok var, dilim var da yorumlara bekliyorsun. 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 Zuhal Hanım'ın yanında. Arkadaşlar Elif nerede? Elif üzerine çorba döktüğü için elbisesini değiştiriyor. Ha öyle mi? Ha tamam ben de bir şey mi oldu dedim. Ben de ona unutmuyor. İçim ben de merak yani. Et kafam orada yani bir şey mi oldu dedim. Salata için geç kaldı diyorlar. Haberin olsun. Salatayı üstümü değiştirdiğim için götüremedim. Ama hemen servis ediyorum. Bugün terazi burcuyuz falan dediniz ama ben bugün baktım 23 Ekim, pardon Eylül başağı giriyor. Hayır, Eylül. 23 Eylül terazi. Terazi mi? Terazi. Bugün burcum baktı benim ama Şükrü Hanım beni başak yaptı. Siz nereden yaptı yanlış yerden baktınız herhalde. Hayır. Başak yaptı beni. Evet, başak, yükselen başak, alçalan başak, hep başak. Teraziyim. Terazinin bütün özelliklerini de taşıyorum. Çok özür dilerim. Rica ederim. Üstümü değiştirdiğim İyi için yaptım. Biraz yaptım. Geç geldim. Olsun olsun. Çok biz pardon. Seni merak ettik tamam. Bir sıkıntı yoksa problem değil bizim için. Heh. Salatalar geldi. İstersen çorbaları da al. Tamam. Biraz yavan ve tatsız buldular çorbanı. Herkesin ortak fikri. Siz Gülsüm Hanım daha önce bu çorbayı yapıyor evet, muydunuz? Yaptınız. Kaselerin benim tabakları da verelim mi ara yemek için? Tabakla beraber alalım. Alabileceğim mi hepsini? Akdeniz salatası. Akdeniz salatası. Akdeniz yeşilliği salatası. Beni de öyle yazıyorum. Yazın olur aslında ama kışın yapmışlar. Yok yani Akdeniz yani, salatası her mevsimde şey olmaz. Mevsimi diye düşünüyorum. Her mevsim. Salata her mevsimde evet. Yiyilecek bir yemek türü işte salatadır. Yani başka ne olabilir? Yok her mevsimde yenilebilir yani. Mısırı hazır, biberi hazır. Hazır değil biberi. Yani biberi siz hiç konuşmayın Gül Hanım. Sizinki salatanız bundan çok mu iyiydi? Yok. Benim salatam iyi değil. Hepsi hazır hazır diyorsunuz. Bir mısırı var içinde hazır. Hazır dediniz. Bu da hazır. Evet. Meksika fasulyesi hazır. Mısırı hazır. Seninki nasıldı? Benimkinde hazır yoktu. Tabii canım hiç yoktu. Bir tek mısır. Seninkinde de vardı mısırı. Bir tek mısır. Bezelye. Onu da bezelye. Bezelye de ben onu da içinde tarifte olduğu için bir kaşık kullandırdım. Ya, kendi ama sonuçta hazır. Ama dolabımızdan kullanma gibi ihtimalimiz yok. Bizim de yok hayatım. Ama patateslik var, havucu var, mevsimi var yani bunların. Mevsim var ama seni gidip bir sürü salatamız varken gitmişsiniz Meksika salatası yapmışsınız. Meksika Türkiye'de Akdeniz eğitim. Salatası yapmış. Ne var kadar? Ama bizim yöresel salatamız bu. Çorba için yavan dediler. Vallahi. Ne diyeyim, saygı duyuyorum. Biraz moralim bozuldu ama beğenilmemesi. Yapacak bir şey yok. Bu mevsimde Akdeniz salatası olmaz diyorsunuz ya. Anlayın da konuşun bence. Niye anlayışla konuşalım? Bence öyle, benim fikrim o. Sizin fikriniz de olabilir. İşte bak yeşillikleri yani de pörsümüş. Pörsümüş mü? Pörsümüş. Kızdan yeni döktü. Sönmüş. Söyle yeni döktü sönmüş. Diyor bak. Hayır şu anda bak bilmiyorum. Sos dökülmedi. İnanıyorum sosu siz döktün. Döktüğüne inanıyorum çünkü biz bunu 3 gündür konuşuyoruz. Aynı hatayı Gülsüm Hanım'ın da yapacağını zannetmiyorum. O bir kere yapılır. Bana göre öyle. Benim dünkü canlı... Biberlerini közledi. Kendisi közledi. Kendi soydu. Sosunu oraya ayrıca yaptı. İsteyen sosunu döksün dedi. Ben sadece karıştırırım. Tuzunu falan atmadı. Şimdi kabdan döküp size getirdi. Bunun posturacağını... Ben sosu alabilir miyim? Al. Pörsümemiş ya Gül Hanım. Evet. Vallahi yeşillikleri bence şunlar sönük duruyor bilmiyorum hangi yani. Ne sönmüş? Şu
O yemyeşil duruyor yani sönmemiş. Ya benim şey soracağım. Akdeniz salatasında turşu oluyor muydu? Efendim? Turşu oluyor muydu Akdeniz salatasında? Hayır. Peynir olması gerekiyor. Turşusu var. Akdeniz salatasında ben hiç yemedim. Peynir olması gerekiyor. Demek ki bazı şeyler eksik olabiliyormuş. Akdeniz salatası yeşillik olur. Yani oluyormuş ama bazı şeyler oluyormuş. O zaman Akdeniz salatası koymayacaksın. Eğer kendiniz ilave bir şeyler varsa onun içinde bu Akdeniz salatası değil. Yani ben turşuyu şimdi fark ettim. Bana daha salata gelmedi. Ben bekliyorum tadına bakmak için salatamın. Yani turşu olmaz. Ben emin olamadığım için Zuhal Hanım'a sordum. Yani turşu olur mu Akdeniz salatasını? Yanlış konuşmak istemiyorum. Ben hiç yemedim bu zamana kadar. Normalde onu... olmaz ama koyulabilir tercihen. Fark etmez yani. Ama yeşillik değil ki Zuhal Hanım. Bu turşu. O yeşillik Akdeniz'in özelliğidir, salatanın yeşilliği. Hatta göbek olması lazım. Ben biliyorsunuz gelinime göbek istedim. Özellikle o kıvırcık almış ve üzüldüm. Neden beni o konuda dinlemediği için? Elif börek servisi değil de bir tablo yapıyor gibisin. Ne yapalım, sanat peşindeyiz. Onların gelinleri de sanat peşinde olsa varmış o zaman. Elif! Anne. Gelinimiz ağır benziyor biraz. Ay benim gelinim uçuyordu vallahi böyle. Bir kanadı yoktu gelinimin. Bir daha bağırın. Çıkışı benim. Senin gelinin kanatla takacağız. Yok valla benim gelinim pire. Benim her yanında ya, arası canım. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. O gün dediniz ki sofrada gelinimi 7 yıldır ben yetiştiriyorum. Gelinimi 7 yıldır ben eğitiyorum. Ben yetiştirdim. Evet, evet. Yani dün yaptığınız sarmalarla yetiştirdiyseniz biz o gün yani kötü olmadı. Onu ben sardım, gelinim sarmadı. Ama yemekler de... Senin yaptırdığın yemekler de belli. Ben bunu al dedim, bunu almış dedim. Bunu yap dedim. Seninki de belli hayatım. Benim gelinim daha süperdi. Ay çok açım böreğine bakacağım. Böyle... böreği hamur içini çok severim. Güler yüzü, hatta dün Gülşen Hanım'ın gelini yüksek sesle konuştu. Neyine sert davrandım? Ne dedim? Benim zaten ses tonum size biz diyorum ki... Biz yemek yapmasını bilmiyoruz. Biz bir şey bilmiyoruz. Biz şunu bilmiyoruz. Biz bak, bunu şu bilmiyoruz. Var, şu var. Çünkü gelin İçinde sana sert davrandı. Davrandı. Gelini güler yüzlü değildi Gülşen Hanım'ın. Yani böyle Gülşen hep donuk donuk duruyordu. Benim gelinim hep size güzel, böyle fantazi böyle davranarak servis yaptı. Bayanlar içecek ne alırsınız diye soruyor. Ver, kola ver. Bir de bağırmaya gerek yok ya. Niye bağırıyorsun ki Gül Hanım? Pet şişede mi veriyorsun? Sürahi, cam şişe bir şey yok muydu yavrucuğum? Evet ama... Yani cam şişede servis edileceğini düşünmedim bilmen, yani. Bunu senin kendin bilmen lazım yavrucuğum. Annenin hatası, annenin ilk sen ne söylemedin lazımdan. Aslan? Şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle şimdiye yok. Kadar gördüğüm kadar televizyonlarda olsun, iş olsun. Başkası da birisi dedi ya ki işte herkesin evinde 5 sürahi olması lazım, 10 sürahi olması lazım. Olsun, sen koy. Ama yok mu sürahin yavrucuğum? Hayır, onu diyor. Bu sen herhalde Rüzgar Hanım'dan kopya aldın diye düşünüyorum. Bugün benim Rüzgar Hanım geçti. Geçti, onun bu eseri kalmış sende ama... Genellikle ne Rüzgar Hanım işte? Genellikle Gülsüm Hanım ben evimde de pet şişi kullanmam, gelinimi de kullandırtmam. Cam şişe veya cam sürahi de bunlar oradan buradan toplanan plastiklerle yapılan şeyler. İçindeki cam şişeye tökende plastiğin şeyi değişiyor mu? Geldi mi değiştireceksin ya, arkadaşım. Hayır. Sofrayı diyorum getirirken ki, değiştir. Onun içinde üretilmiş, dolmuş ama her yani hayır, döktüğüm şey. Zaman içindeki değişiyor mu? Kendiniz mi açtınız bunu? Yukayı mı? Evet, müfeyi kendim açtım. Yani hazır alıp elimde açarak geldim. Ben hiçbir şey yapmam. Yani hazır mülfeyi kendiniz açtım. Evet. Mülfeyle ben hiçbir şey yapmam. Biraz sert geldi bana hamuru. Ama sıcaklığı iyi. Damak tadıma hitap etmiyor. Beğenmediniz canım, mi tadını? Kusura bakma. Saygılıyorum. Beğenmedim. Tavuklar çok kuru geldi bana, sossuz. Zaten börekte ben nasıl kuru geldi bunun içinde? Tavuk da seviyorsunuz, yani, ıspanak da seviyorsunuz, şeymiş. Pırata da seviyorsunuz. Ne yiyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Tavuğu severim ben. Tavuğu, tavuğu normal bir yemeğini yapalım. Kabak sevmem, geçen gün biber sevmem. Kim ben onlar? Öyle bir şey demedim. Bu sofrada yendi gene. Kabak sevmem diyen... ben kabak yemiyorum, kabak, doğru. Kabak dedi. Kabak dedi. Aynen öyle işte. Size kabak. Patlıcana patlıcan dediniz istim kebabına. Tamam da tadı istim kebabına. Patlıcan zaten patlıcandır patlıcan, yani. Patlıcana tamam. Fasulye mi diyeceğiz bizimki zaten? Bizimki olmuş, sen ya. De bayıtmışsın. Evet, ben de dün aynısını söyledim. Hiçbir, aynı köprüden geçmişiz hayatım. Patlıcana baktınız, bu yok. Patlıcan dediniz. Patlıcan. Dedim tarzı fasulye olacak hali yok, tabii ki patlıcan. Tamam, benimki de patlıcandı. Sizinkisi bildiğiniz bir dolmaydı.
kıymalı sizinki patlıcan dolmasında. Sizinki de bildiğimiz bir uzun böyle patlıcanı dilmişsin, yatırmışsın, he, sarmışsın, getirmişsin. Ama ne güzel anlattınız. Ya Allah bilmesi yaptım. Sarmış biçine de oyge hiçbir basit ama bir şey. Ama sarmışız kürten değil mi? Fırında közümüz. Ne sarmışız? Patlıcan sevmiyorsunuz. Biz öyle sevmeyiz patlıcanı. Patlıcan sevmiyorsunuz, evet, siz. Pırasalı, tavuklu, milföy böreği için, ara yemeğim için yorum istiyorum Aysel Hanım'dan. Beğenmedim. Konuş. Tavuklar içinde kurumuş. Evet. Mülfüler hamur kalmış. Bak içine ağzıma adımdı. Yani benim tamak zevkime uymadı. Tavukla pırasa bunun içinde yakışmamış. Mülfüler hamurun içinde. Biraz sert kalmış bak, tavukların çıtır çıtır yapıyor. O mülfüler hamurundan olduğundan olmasın. Tavuk çünkü çıtır çıtır o üstteki yapıyor, çıtır çıtır yapması lazım. O çünkü yağlı bir hamur. Sağlık kızım, ben yiyemedim. Teşekkür ederim. Milföy hamuru zaten yağlı bir hamur. Yani kuruluk, evet, yapmaması lazım. Yani emeğime saygı duyulmasını isterdim ama yani yine de teşekkür ederim yorumlarınız için. Evet, sağ olun. Emeğine saygı duyulmuyor mu şu an? Yani yok, ben ama seni çok sevdim. Çok güler yüzlüsün maşallah. Vallahi harikasın. Keşke böreğimi de yiyebilseniz. Olsun. Tamam o zaman ben... Ben beğendim. Geçeyim. Bana lezzetli geldi. Evet, tavuk biraz kuru kalmış. Ama milföy pişmiş, bana hamur gibi gelmedi. Ağzında hissediyorsun. Lezzetli milföyün geldi. Milföyün içindeki yufkası hamur. Hmm. Bak içindeki yufkası. Peki, hamur. Ana yemeğimize geçelim o zaman. Çünkü hiçbir şey yemediler hanımlar yine. Her şey geldiği gibi gidiyor. Şeyde bir tavuğunda bir kuruluk var. Hani kuruluk içinde bir öyle bir sos gibi peşamal bir şey olsaydı ya da böyle süt bir şey olsaydı, marinize edilmiş olsaydı tavuk belki daha güzel olurdu. Milföy zaten bildiğimiz bir tat. Milföy hamurunun yufkasını herkes tadını biliyordur. Elif, iyi misin? Biraz moralim bozuldu ama kötü yorumlar alınca. Börek için yapılan yorumları özetler misin? Beğenmemiş dedi, kurumuş dediler, olmamış dediler, hamur dediler. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tercihimiz. Evet, uzatalım tabaklarımızı, oradan geçemiyor çünkü alan dar, devam etmiyorsunuz. Ya ben gelini biraz sessiz buldum. Güler yüzü, yumuşak, sessiz. Acaba böyle pençeleri olan aslan burcu bir kayınvalidim ya bunu bu hale, hayır, getirdi. Çok merak öyle ediyorum. Öyle biri değil. Benim gelinim çok anlayışlıdır. Bir Elif iyidir dedin, biz yıktık buradan ya. Yok öyledir. Çünkü Elif. Elif biraz şöyle bir şey. Yani Elif'i hep yönlendireceksin. Ha diyeceksin kendi şey yok mu? Çünkü kendi hep çalışmış. Hiç böyle şeylere olmadım. Kaç yaşındasın? Devam edersin. 24 yaşındayım. Gayet. Tam benim gelimle aynı yaşta. Evet. Onun için Elif biraz heyecanlı. Mutfakta herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı Elif? Kayınvaliden ne kadar vakıf olabildi? Annem bana yardımcı oldu, yönlendirdi. Seni gerdi mi? Strese soktu mu? Yok, onun morali bozulunca benim biraz moralim bozuldu. Hani yetişemeyeceğiz diye de. Ama sonra toparladık. Onun morali bozulmuşsa eminim o pençelerini çıkarmıştır. Çok merak ediyorum. Çok heyecanla izleyeceğim. Ben tahmin ediyorum. Doğru. Acaba hangimizin çok pençesi çıkmış diye bakacağım. Ama herkes kendini alsın. Vallahi bizim gelin bana bağırdı bile. Bir çekil dedi bana. Ben nereye kaçacağımı şaşırdım vallahi yani. Vallahi zaten senin gelinin suratı hiç gülmüyor. Gülşen Hanım. Benim gelin heyecandan, sizin eleştirilerinizden siz getirdiniz yani onu hale. Kız böyle zangır zangır tabakları titriye titriye götü. Şimdi bayılacak diye korktum. Kaynanan baskın bir karakter olduğu için mi sen böyle sessiz sakinsin bu akşam Elif? Evet ama alakası yok. Alakası yok onunla. Annem bana her zaman destek olur. Bir de siz kendi gelinize neden ayrı ev açmadınız? Onca kalabalık içerisinde tekrar bir aile. O ben gelinime, oğluma ayrı ev açmak istedim. Bunların hiçbiri, ikisi de kabul etmedi. Biz dedi burada duracağız. Bizim ayrı eve gitmiyoruz. Ya kalkın gidin de diyorum. Hani ev tutalım, kira olsun, ne olursa olsun gidin. Yok, biz gitmeyeceğiz. Anne o en son oğlumla gelinim dedi ki bu eve beni mi sığdıramadın? Gülşen Hanım'dan biraz çekindin galiba. Gülşen Hanım'dan korktum biraz ama. Hiçbir ikisi de kabul etmedi. Neden? Her şeyin bir cevabı var. Ondan olabilir mi? Helal herkesi olsun sığdırdın yani da bu eve bir beni mi sığdıramıyorsun deyince benim söyleyecek sözüm kalmadı. Helal olsun. Her geç yani kabul etmez bu devirde. Kiriz kebabına güveniyor musun? Ana yemeğim dış görünüşü güzel olmasa bile içi güzeldir. Tadı, lezzeti. Bence bu biraz gelin arada kalmış gibi. Bu anne oğul
ilişkisinden yok, bir arada gibi geliyor. Hayır, düşkün hayır. Ama oğluna, oğlum bir gelin, tane diyor. Gelinin isteği onu var. Onu yanlış düşünüyorsun. Ben gelinimin... Çünkü oğlum böyle istedi, oğlum şöyle istedi. Hayır, oğlum... şöyle bir şey bak. Onu yanlış düşünüyorsun. Ben gelinimin fikirlerine de açığım. Ona da söyledim. Benim bir oğlumla iş bitmiyor. Ben gelinime de söyledim. Kızım istiyorsan seni başka eve çıkaralım. Anne hayır, ben başka eve gitmek istemiyorum. Burak'ı sığdırıyorsanız beni de sığdırın. Düşük puan verirlerse neden diye sorarım. Her şeyden öte bir emek var. Emeğe saygı duymalarını bekliyorum. Ben dün yemekte bir şey anlatmıştım. Mesela biz ayrıyız ama yani biraz kıskanç olabiliyorlar, eşlerini kıskanabiliyorlar erkekler. Ben bunu çok yaşadım. Kendim de o yoldan geçtiğim için az çok biliyorum, anımsıyorum. Yani oğlum ortamızda oturuyor. Ben bir çikolata yiyemedim, ona verdim. Gelin de yanından ye diyor. Yani benimkinden yediği için şey yapmadı. Hani yemeyeceğim dedi. Ben verdim ya Aysel, fazla geldi herhalde, ondan yemek istemiyor. Sen dedi annenin çikolatasını yedin, benimkinden almıyorsun öyle mi dedi. Direkt çocuğun ağzına çikolatayı tıktı. Yani öyle bir kıskançlık Allah olayı Allah var ki. Değişik. Yani ben bunları hoş karşılıyorum ama. İnsanların karakter meselesi. Ben karı kocanın paylaşabileceği özel şeylerin olmasına inandığım şeyler var benim. Acaba merak ediyorum, gelin de aynı şeyleri düşünüyor mu? Ya yapma. Bir sorun var. Ne oldu? Biraz dağılıyor koyarken. Şu anda gelinim üniversite bitirmiş bir kız. Kendim ayaklarının üzerinde duran bir kız. Grafiker kendisi. Kendi işini kendi yapar. O yeri geldiğimi de her şeyini söyler. Ama ben yani oğlum benim yanıma gelse bile ben onu önce işinin yanına gönderiyorum. Önce işine git. Bu arada tamam. Yemekler gecikti. Neredeyse evet, 10 dakikaya ona ben de yakın bakıyorum. Bekliyoruz. İnşallah soğuk gelmez. Masası çok güzel. Etkiler. Masasının düzeni çok ha, güzel. Beğendiniz mi masayı? Evet, beğendim. Masayı harika. Beğendim. Gerçekten güzel. Masa oh, güzel. Süper. Puanları alanların sesleri daha yüksek çıkıyor. Sırasını Savan rahatlıyor. Hayır, Savan. Katılmıyorum. Ay Gülşen Hanım, hiçbir şeye katılmıyorsun. Ben bir şey öyle. Gülşen Hanım sözünü hayır, kesmeyin hiç öyle lütfen. Değil valla. Öyle bir şey değil. Valla konuşunca şanlı konuşuyorsunuz. Yok bugün, öyle bir şey. Bugün Gülşen Hanım susuyor. Çünkü ben şimdi ya, aynı şeyleri görüyorum ama. Ertesi günü Aysel Hanım gidecek. O zaman en sen son de bende kalacak. Ben böyle olacağım artık sizin hayır. Yanınızda böyle. Şimdi herkesin burada belli bir kişiliği var. Ben ya gerçekten ben hiç müdahal bile olamıyorum. Üçünün arasında kaldım. Böyle bakıyorum. Bir o söyleniyor, bir o söylüyor. Ben başından beri... Aysel Hanım zaten arabada değil. Ruh, hayır. Zuhal Hanım, Zuhal Hanım sizi tarafsız olarak size soruyorum. Evet Aysel Hanım. Yarın sizden sonra bakın. Yarın Aysel Hanım'dayız. Evet. Ya. Bir şey konuşmak istiyorum. Hatice Hanım dedi ki puanını alan dedi, konuşuyor dedi. Ben birinci günden beri hep böyleydim. Kendi evimde de siz bir negatif. Siz zaten. Hayır ben kendi evimde puan alacağımı bile bile de konuştum. Konuştum. Ben not aldığım ya da puan verecekler diye karakterimi değiştirmedim. Peki buyurun kilis kebabı ve neydi pilavının ismiyle? Kilis kebabı ve şehriyeli bulgur pilavı. Ha, şehriyeli bulgur pilavımız geldi. Hayatım, afiyet olsun. Bak ben şehriyeyi hiçbir pilavda sevmem. Ter şehriyeyi hiçbir pilavda sevmem. Bulguru sade severim. O da soğuk olmuş zaten. Pilav soğuk. Ne çabuk yediniz? Ben her şeyim çabuk benim. Her şeyim vallahi her şeyim çabuk. Çabuk gel. Çabuk gel. Aynen ve boğazımı almasın. Ben çabuk diyor. Yorum yapabilir miyim? Ben yemedim ama en köce yemeden önce bir yorumumu yapacağım. Bulgur pilavıyla ilgili. Yakışmamış dedi birbirine dedi. Bence en güzel olan bir pilav yani. Neden böyle söyledin anlamıyorum. Hiç hoş kebap gibi durmuyor. Ben adını da koyamadım ne gibi durduğuna ve soğuk gibi görünüyor. Bir ikincisi de bulgur pilavı ana yemekte çok fazla giden bir tür değil. Ben bulgur pilavını çocuklar okuldan geleceği zaman yemeğim yoksa hemen kavurup suyunu koyup hazır önlerine koymak için getirdiğim bir pilav yani. Bu da onu da arada bir yaparım. Çok basit. Çok basit geldi bana. Bu kilis kebabını da ben daha önce yedim. Nasıl bir kebap olduğunu da biliyorum. Kilis kebabının içinde patates var mı onu bilmiyorum. Hiç yemedim patatesli. Var patates orada. Hiç patates yemedim. İkincisi de üçgen şekilde kesilip gelir normalde. Ve yağlı olur. Bu kuru
ve kesiş şeklinde. Siz de görüyorsunuz Gülsüm Hanım. Evet, köfte adamlardan gibi. Yorum istiyorum. Aynı bir köfte gibi olmuş. Ne gibi olmuş? Patatesli köfte gibi olmuş. Patatesli köfte. Evet, ben kebabı biz böyle bilmeyiz. Güzel mi tadı? İyi, fena değil tadı, yediriyor. Pilav? Pilav, olmamış pilav. Soğuk. Diri, soğuk. Bulgur pilavı yavan olmuş. Bir tereyağı tadı almak isterdim ondan. Tereyağı kattık ona. Ama bir alamadım o tadı. Belki tereyağı vardı. Ama bilmiyorum. Onun içinde. Tereyağı alanlar var mı içinde? Bir yavanlık var, bir lezzetsizlik var. Bulgur pilavı çok sert geldi. Ezemedim yani, çok bayağı pişmemiş bu. Yani biz yapıyoruz bulgur ama yağı yok, tuzu yok, sanki böyle. Köfteler soğumuş. Bir soğuk. Yağlı içinde donmuş. Valla bugün aç kaldım. Dün yedim yine biraz bir şeyler. Ay, sabah kahvaltı etmemiştim. Kendime iltifat olarak aldım bunu. Sağ olasın. Ne olarak? Dün iyi yedim bir şeyler dedi. Bugün aç kaldım dedi. Demek ki damağın tadına uymuş kırmızı biberler. Evet. Onu çok sevdim. Evet, kırmızı biberler soyulmadan uymuştu. Yani onu duydum. Bizine de hazırladı, koydunuz. Ben kebapta hiç bilmiyorum. Bu kebapta hiç çimedim. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Ama sen gülgül ve ben gülüyorum zaten. Sulum etti soğuk. Çünkü hiçbir birbiri aynı. Örnek almış gibiydi. Neyi? Örnek alınan yemekleri. Şey ne? Aynıydı. Sizde olan bir fazla hamurdu. Ben başka hiçbir şey görmüyorum. Peki Aysel Hanım'dan yemeğimizle ilgili yorum istiyorum. Evet. Pilavımız yeşilliği olmayan bir kısıra benzemiş. Kısır tadı veriyor. Kısır daha lezzetli. Kısır daha lezzetli. Evet, çok kuru kısır gibi ve soğuk. Köftemiz hiç köfte tadı yok. Patateslerimiz zaten yanmış. Hiçbir lezzeti yok. Suyu yok. Tadı yok. Ne diyebilirim ki ben buna şimdi? Ama elde sağlık. Patates var mı? Ben onu da bilmiyorum. Yani bu emeyen için yine sağlık. De Allah razı olsun. O kilis şeyinde patates var. Biz de dün beğenmedik senin bir şeylerini ama. Tatlımı götürdün ama. Neredeyse yazacak da korktum bir yani. Tek tatlı, bir tek tatlını yedim. Biberlerin senin de soyulmamıştı. Ağzıma bugün geçti. Bugün keşke biber dolması yapsaydın da onu kabukları soydun mu diye sorsaydım. O soyulmaz ki. Kırmızı biber de soyulmaz. Kırmızı biber soyuluyor hayatım. Kırmızı biber dolması yapın. Onun kabukları hiçbir zaman, ya bana yemekten anlıyorsanız konuşun. Bir saniye Hatice'nin suratı değişti. Ne oldu Hatice? Bir saniye bir şey. Ne oldu? Ya hanımlar bilmiyorum valla, ben etten bir şey anlamadım. Böyle bir tuhaf oldum, gittim de. Bulgur böyle yenmez. Herkes biliyor yani bulgurun böyle olmadığını. Nasıl yenecekmiş bu? Ay, özellikle çok... pilav. Gülsüm Hanım, bulgur çok kuru. Evet. Çok kuru. Ya yok. Yani inan ki ben ağzımı aldım, yutmadım ben bunu. Çok kuru kalmış. Bir de şu kebap şekline bakar, ben, servise kebap, bakın. Göze nasıl kadar hitap şey ediyor. Yani bir tuhaf geldi et bana. Devrilmiş konulmuş gibi yani. Hiç göz hitabı yok. Köfte gibi üzmek olmuş. Üzmek istemiyorum canım ama. Zuhal Hanım, hani içini malzemeye atarsın, mangalda köfte yapar gibi maalesef olmuş. Maalesef bu eleştirme... Yiyorum ama bak, yutamıyorum yani. Vallahi inan ki beni bir tuhaf geldi bu. Senin yemeklerini de göreceğiz. Gör güzelim. Göreceğiz. Yani servis şekli parça parça o patatesler gördüğüm zaman zaten böyle bir iştahım kesildi. Dağınık dağınık geldi zaten, yiyince bir midem hop etti. Köfteyle kebap. Nasıl köfteden kebap mı olur? Hayır, asla öyle bir şey olmaz. Gelini Gülsüm Hanım'la 9 aydır beraber yaşıyor. Gülsüm Hanım gelinine 9 aydır hiçbir şey öğretememiş. Hiçbir el lezzetini katamamış. Bence Elif yemek yapan bir kadın değil. Evde genelde kayınvalidesinin yaptığı yemekleri yiyen bir gelin olmuş. Çalıştığı nedeniyle herhalde. Gelin çalışıyor. O zaman yani ona göre kendine güvenen katılıyor bu yarışmaya. Bu da bu şekilde güvendiği çalışması için... Çalışması benim için bir bahane değil. Benim gelin 2 aylık evli, hiçbir tecrübesi yoktu. Ama güzel 2 aylık evli diyorsun ama 2 aylık evli olan da yapar. Kocaya gelmiş ki yapacak. Bakın siz bir ev kadınısınız. Tamam. Bir yemeğin lezzeti zamanla, tecrübelerle oluşur. Bu yani. Aşçılık hemen 2 ayda oluşabilen bir şey değil. Tatsız yapar, tuzsuz yapar, ama dibine oturur. Ama yaptığı da aman kuzu sarması değil. Ciğer yani, dolması, yani sizinkinden çok değil. Çok güzeldi. Yok, siz öyle deyiz. Çok pilavınız çok da çiğdi, soğuktu. Çorbanız soğuktu. Aynı pilavlar aynıydı. Hiç çorbamız haşlanmış kabağın üstüne kaşarı rendelemişiz, getirmişsiniz. Daha neyse ben konuyu... Sen ne yaptın? Pardon çok affedersin. Sizin aranızda nedir? Ne var? Yani şimdi, bu 3 gündür. Şöyle bir şey var. Ya sen diyor ki hep ben biliyorum. Hep ben biliyorum. Ama siz durup durup... Sen bu grupta en çok yemekte anlayan kişi benim. Kim ne derse desin. En çok sizi anlıyorsunuz yemekten. Evet, damak tadı ve gurme olarak ben anlıyorum. Evet, Allah ben anlıyorum. Hayret bir şey. Hiç de bir şeyden evet, anlamıyorsunuz. Evet, ben anlıyorum ve dişine bile diye kişi şu sofrada ben olduğum için bana yürüyor. Hayır. Benim birinciliğimden korkuyor. Ve bana yürüyor. Benden hayır. Başka hiç kimseye yürümüyor burada. Bana bir tek rakibinin kendim olduğu için bunu yaptığını düşünüyorum.
Şu an üçüncü gününde çünkü yarışmanın birincisi ben olarak devam ediyorum ve bunun farkında kendisi. Şu onu an... eleştirdiğimden dolayı benim puanımı görmüyor. Gününü geçirdi zaten. Hayır, günü geçirdiğinden bu bir intikam de. Yani bak bunun şimdi, bu kızın masası kaynıyor. Bu kızı konuşun. Anladın evet, mı? Evet. Bu kızı konuşun. Ama burası kaynıyor hayatım. Soruyorlar neden tartışıyorsunuz diye yani. Ben onu açıkladım. Ama hep geçmişe dönelim. İstiyorsun ki ben biliyorum. Seni biliyor diye bir şey peki, yok. Peki Gülşen Hanım dedi ki bu masada sofradan anlayan, yemekten anlayan bir tek ben varım. Evet. Bir gurmeyim yani tek ben de anlıyorum. Anlıyorsunuz en anlamıyor? Çok ben anlıyorum. Bir kere benden senin başka... Senin bir kere yaptığın harabaş çorbasının hamurunun olduğuna güzel düştüğünü ben söyledim. Evet. Demek ama ki ben biliyorsunuz ama biliyorsunuz işte ben şu İslim kebabı şunu isterdim. Şu İslim kebabının şu yorum isterdim. İslim kebabının böyle ben... servis edilmeyeceğini söylemenizi beklerdim. Onu canım söylemediniz. Bir saniye. İslim kebabı dediniz kilis kebabı. Kilis kebabı böyle servis edilmez diyor Gülşen. Üçgen üçgen olur. Normalde üçgen olur ama ben değişiklik yapmak istedim ama şekline değil lezzetine baksaydınız daha çok sevinirdim. Ya şimdi ilk önce insan gözüyle duyacak. Yani baktığı zaman böyle iştahı kabaracak. Benim iştahım kaçtı bunu gördüğüm zaman. Yani ne olduğunu anlayamadım. Köfte desem köfte değil. Biftek desem biftek değil. Yani ne olduğunu anlayamadım. Ben, kebap hiç değil. Bilerek biraz az yağlı tercih ettim. Hani ama demek ki... Gülşen Hanım bugün öl dediğiniz zaman yemişsiniz anacığım siz köftelere. Köfte dediğiniz ama zaman şimdi bak şöyle, bir tek... Hadi bak ben beğenmedim dedim. Yemedim ağzından uzuk ağzını aldım. Sen bitirdin. Bana az gelmişti zaten. Ha, evet. Yani. Patatesleri duruyor. Şurada bir parça aldım şunun yarısı ya, kadar. O da emek şeyler. Vermiş. Emek vermiş. Tadına bakmadan yorum yapamayacağını. Çıplakta uğraşmış. Tatlıya evet, uğraşmış. Teşekkür ederim. Eline sağlık kızım. Güler yüzün güne doyuldu bizi. Aynen. Ne diyeceksin Gülşen Hoca sen de Gülşen Hoca beğendin mi sen yemekleri? Vallahi nasıl tadı? Bence tamam bu bir yemeğine mesela şuna servisine onun doğru onu biraz herhalde ince yaptığı için dağıldı. O dağılmış tamam mı onda hemfikirim ama gelinimin o kadar emeği ona rağmen kendi kendine uğraştı hem çalışıyor hem bu yarışmaya girdi bence gelinimin başarısını ben takdir ediyorum çünkü haftanın 5 günü çalışıyor 2 günü evde kendi kendine uğraşıp bu yarışmaya da büyük bir cesaret karıştığı onun için onun sorumluluğu kendine güvenmeyen katılmayacak. Sizin de vardı eksikleriniz. Sizin de vardı eksikleriniz. Ama siz beni beğendi eleştirdin ben de sizi de eleştiriyorum. Tabii ben eleştiriye yani. Ne dedim açığım. Evet tamam ben tamam. De ben fikirlerimi söyledim. Sunum şeklini beğenmedim. Tadını beğenmedim. İstim kebabı gibi olmamış. İstim kebabından bunun kıyması özel kaburgadan yapılır. Kaburga özel etten yapılır. Kilis kebabı. Kilis kebabı. Bana diyor adını kendi bilmiyor. Ondan sonra kilis kebabı. Ben de istim kebabı mı dedim. Ben benim yemekte kalmışım. O yüzden özel kaburgadan yapılır. Bu kebapların yani lezzeti o yüzden farklı oluyor. Yardımcı olalım. Yani biraz sıcak olsaydı. Eti biraz yavaş, böyle yavaş, yağlı yavaş. Gibi olsaydı. Yağı donmuş eti, içinde. Kitlemiş et, kendini. Biz neden oldu? Bunu benim şey yapmam lazım biliyor musun? Hani vakit çok, vakit az, vakit az değildi ya. İnsanları evet. Ben o yönden çok yanıldım. O yönden biraz işin şeyine hani hızına yetişeyim diye. Biraz panik yaptırdı. Tamam mı? Elif'e de panik yaptırdım. Bir de annesi de geldi Elif'e. Ben şu anda mantı yapmıştım size. Aa, ha mantı. O muydu sürprizi? Mantı. Hangel diyordun hele. Hangel işte. Bak o hangelde normalde sıcak servis. Hangel miydi? Hayır biz mantıyı kabul etmiyoruz. Menüde yok. Bizim fikrimiz. Hayır o bir fikir. Ben sana ona puan ver diye değil. O normal. Ben de yapardım. Ben kural dışına çıkılacaksa ben de yapardım. Yok. Biz dedik onu kendi bize ikram etmek için de size zeytinyağı sarma getirmişti. Bugün yağlı, içi yağlı da kaldı. Ama o mantığı da hemen sıcak sıcak servis edilmesi gerekiyor. Beni ilgilendirmiyor senin sıcağın soğuğun. Ben ana menüye bakarım. Sizin yemeklerinizin kötülüğünü mantığıyla telafi etmeye çalıştığınızı düşünüyorum. Hayır. Beni... Öyle bir şey asla yok. O zaman yapmayacaksınız. İçeride sert eleştiriler var ama sen hiç moralin bozuk gibi durmuyorsun. Öyle durmuyor muyum? Ama halbuki en çok morali bozulan benim. Kilis kebabının ne servisini beğendiler ne de lezzetini. Demek ki değişikliklere açık insanlar değiller. Yani yuvarlak kare. Fark etmez yani. Önemli olan lezzet de orada. İnşallah tatlımı beğenirler. Tatlımın görüntüsü de kötü ama. Tatlına güvenmiyor musun? Yok aslında kötü değil. Yani ağlayan keki hitap etmişim ben ama.
Sen bence dün biraz daha sessizdin. Ben puanları aldığın için daha rahatladın. Bana oynuyor dedi ya. Onun için ha, biraz ettim. Daha Gül Hanım biraz daha sessizdim. Gülşen Hanım hiç durmadı zaten. İlk gördüğüm teşekkür günden beri vız vız söyleniyor boyunca. Ben puanımın düşük alacağımı bildiğim halde bile. Biz sessiz kaldık onun yanında. Ben Gül Hanım'da da susmadım. Kendi evimde kendi de susmadım. Kendi gününde de konuştu. Sizin o biber bebin meselesinizde bile bayağı bir çatıştık. Hatta sen çok bencilsin, sen şöylesin, sen böylesin de beni oraya itham ettin. Ben de sizi alkışladım yani. Çünkü sanki bana kendinizi anlatmışsınız gibi geldi. Hayır ben kendimi anlatmadım. Ben görünenle köy kılavuzu istemez yüzden, dediler. Ben köy kılavuzu istemez. Zaman ne Gül Hanım gibi sustum kendi evimde. Ne de sizin gibi sessiz yani. Ben sessiz değilim. Ben aslanım, kendini. Hayır, ben şöyle göreceksiniz. Sadece hiçbir şey de görmüyoruz senden. Sadece gelen misafirlere saygıdan dolayı. Hayır, ben de hiçbir zaman saygımızı kandıramazsınız. Yok. Vallahi zaten yemedik de hangi eli? Biz dün senin yemeklerinden yediğimizden, çok doyduğumuzdan ekibin şeyini de yedik. Onu da gördünüz. Ekmeği arası gelmişti ekibin. Çok doyduk diye biz onu da yemiştik. Evet ben de yedim ondan. Ben de fazla yedim. Doyduk ya ekibinkinden de yedik yani yemeğinden. Buyurun içi yağlı yapmış, uğraşmış bizim için sağ olsun. Anne mantığı kaldı mantığı. Mantığı bence çünkü yanlış anlıyorlar. Hiç getirme sonradan evet, arkadaşlara ikram edelim. Onlar yesin sen tatlını al gel. Çünkü ona bir oylama diye düşünüyor. Aslında öyle bir şeyim yok, öyle bir düşüncem yok. İnsan nasıl der? Herkesi kendi gibi bilir. Jest yapayım dedin ama. Ama kendi gibi bilse ben kendim Melih'in ailesini yapardım yani. Yapsaydın. Şu anda içeride senin yemeklerin yerine Gül Hanım'ın getirdiği iç yağlıyı yiyorlar. Evet. Bence hoş bir şey değil ama. Doymadıkları için mi yediler acaba? Yani. Güzel olmuş. Elinize sağlık Gül Hanımcığım. Afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun. Sıcak olsa buyurun. Daha da güzel olurmuş. Allah'tan sarma gibi olacak dedim ama. Sarma gibi bir tat bekliyordum ama bunun tadını tuzunu iyi yapmış. Yok sayemde doydunuz. Aç kalmıştınız işte. Yiyin. Yanına da bir ayran alın. Oh. Gel boğazımdı gel. Koydum, boğazımdı kaldı. Bak. Niye kaldı? Senin boğazımdı kaldı. Allah aşkına darlık mı var? Yemin bak ederim boğazımdı kaldı. Onun efendim, şu anda yanlış konuştum. Oh, doydum yani doyun diye dedik ama şu anda buraya gelen yemeği de kimse senin önünden almadı. Tamam hayır mı? Hayatım. Onu yiyebilirdi. Ama dün Gülşen Hanım'a da belki doymazsınız, atlarsınız dolmalarıma dedim Gülşen atladık, Hanım'a da. Atladık dolmayı da adama vursan ölürdü. Karşıdaki adam. Ölsün, ya, öl bir şey olmaz. Öyle. Yani adama ya atlasaydı de tamam diyor? Şimdi. Yani bu da öyleyse dolma dün bir faciaydı. Yok bak aynen, dişleri duruyor herkesin yerinde. Çok kötüydü. Kimse yedi mi? En pişmişini aldım, o da pişmemişti. Erken söndürmüşüm altını. Ha, o yaşta o hata yapıyorsan bugün benim gelinim ben böyle ben ufak tefek yanlış yapıyorsan ben 60 yaşındayım. 60 yaşında sen benim gelinimin 3 katısın. Benim gelinim bugün hem çalışıyor hem de böyle bir şeye heveslenmiş giriyorsa o insanı takdir edersin. İster yiyersin ister yemesin. Hayatım ben bu senin gelinini mesela, zaten takdir ettim. Hayır mesela iki lokma bile yani o iki lokma alıp da hani bu olmamış bu olmamış en azından yani yemeğe emeğe saygıdır. Ben sana 4 verdim niye verdim? Senin kabağını beğenmedim ben. Her şeyi beğenmedi. Benim lokmalarımdan getirdiklerimden doyarsın belki dedi. Kaldı vallahi yemedim. Evet, kaldı. Atlarsın yo, dedim yani. Şimdi mi boğazımda kaldı? Yiyecektim boğazımda kaldı. Hayatım senin boğazında sorun var. Evet boğazımda sorun var. Evet boğazımda sorun var. Söyleyince kadar boğazımda kaldı. Vallahi boğazımda sorun var. Her şey boğazımda kaldı. Değil mi? Evet, şimdi tatlımız gelmiş benim ya. Hadi. Yani, evet, biraz sukunet başıma aldım. Ağlayarken her şeyi dökmeyi unuttum. Bu gelinin üstüne bu yorumlara göre tam geline yakıştı kek. Neden? Ağlayan kek. Neredeyse ağlatacağız gelinimizi. O ağlamaz. Sadece belki hani niye öyle oldu diye üzülmüş olabilir. Bu da yani gençliğinin falan vermiş olduğu şey de olabilir. Bilemiyorum. Kendisi biraz sen bakma belli olmasına rağmen duygusaldır. Bebek belli. Duygusaldır. Onun için kızım diyeceksiniz bana deyin kızıma dokunmayın. Bu yorumlar zaten genellikle kayınvalidene. Sizin hiçbir alakası yok. Çünkü kızıma bizim dokunmayın bana diyebilirsin. Yok, o pişiriyor yemekleri. Hayır ya. Hayır yani bu ama annem yönlendirmesi yorumlu, lazımdı. Evet. Efendim bir dakika ne? Evet ama annem yönlendirmesi lazımdı. Ne diyor ya? Uyarması lazımdı. Bak, hangi konuda uyarmam lazım? Ben müdahale etmesine izin verdim. Anne bana söyle, beni uyar. Hani hangi konuda uyarmam lazım? Yani misafirlerimizin olmamış dediklerin
ne? Onları bence iyi yaptın, güzel oldu ama sadece biz biraz erken bitirdiğimiz için soğuk oldu. Onlar sıcak erken sıcak. Erken mi? Bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika yani. Ben bilseydim mesela başlattığım zaman. Bir saniye ben bir şey merak ediyorum. Dedin ki beni uyarmalıydı. Uyardım diyor zaten yetince. Onun hangi hatası. Bir saniye. Ne bileyim. Önceki yarışmalardan dolayı mı uyarmalıydı seni? Hani böyle İlk defa böyle bir şey duyuyoruz bir gelinden. Yani beni uyarmalıydı diyorsun. Ya aslında uyarıyordu. Ya onu yap bunu yap diyordu ama mesela pilavımı yağsız buldunuz, kuru buldunuz. Yani kızım biraz daha ekleyebilirsin diyebilirdi yani. Tadını bakmadın mı hiç annen? Tadını bakmadın mı hiç? Yok bakma yok zaten. Ben ne diyorsun Gülşen Hanım? Gülşen. Beni uyarmadı Gülşen. Diyor. Şey, Gülşen Hanım. Ben onu uyardım. O kafa dolu olduğu için bir arada sıkıştırdım. Evet. O neredeyse bayılacaktı. Duymadı. Tamam mı? O kendi... Evet olabilir doğru. O kendi... Ama olan Anşe, topu şimdi. Ama şimdi biraz, bak... Anşe benim gelinde de oldu. Hatta bana mutfaktan çekil diye bağırdı. Hemen kaçtım. Ama şimdi yani. O tam tersi. Uyarmadı beni diyor. O da tam uyardım diyor aslında. Yönlendirme beklediğine göre bu kız hiç mutfağa girmemiş. Demek ki bu yemek işini beceremiyor. O bir ara kafa onun bayılacak gibi oldu ya hani stresten. O belki o anda mı acaba... Ben ona dedim pilav tamam mı kızım? Pilavı ısıtırsın. Yemekleri getirende ısıt. Yani Gülsüm Hanım tek başına katılsaydı yarışmaya daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Gelininin bir faktörü yoktu. O kadar kayınvalidesi, aha damağımda şu kaldı, benim damağımda pul biber kaldı diyen bayanın yemekleri beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Evet daha böyle görünümüne karşı daha bir muntazam yemek bekliyordum. Tatlıyla ilgili yorum alalım. Ben tatlıyı seviyorum. Ha. Şeker hastası olduğum için bile çok seviyorum. Dün de söyledim tatlı çok güzeldi. Tatlıyı sevdiğim için yedim. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Eline sağlık. Evet. Severim ben de çok tatlısını. Beğendim. Çok güzel olmuş. Tatlısı da yok. Böyle evet. Çok hafif olmuş tatlısı. Tam benim ağzımı damaktı. Gerçekten şekil olarak çok güzel kabarmış. Tadı falan şeker kıvamı çok güzel. Çok güzel olmuş. Ama ana yemekte yemek arkasına gidebilecek bir tatlı türü değil. Bu genellikle 4-5 çayında keklerin, böreklerin yanında servis edilen bir tatlı türü. Normalde bu tatlı türlerinde genellikle şerbet ağırlıklı tatlılar daha yakışıyor, daha güzel gidiyor. Yanlış tercih olmuş ama lezzet bakımından tatlıyı beğendim. Güzel olmuş, eline sağlık. Evet, evet, ben de beğendim. Keki de bir çok güzel olmuş. Pasta türü eline olarak sağlık. Gördüğüm için afiyet olsun. Evet, teşekkür ederiz, eline sağlık. Şimdi biz sofrayı toparlayacağız yavaş yavaş ki bu akşamın finaline gelelim. Bugünün puanlarını öğrenelim. Sevgili Elif'in ve tabii ki kayınvalidesi Gülsüm Hanım'a verilen puanları açık bir şekilde kameralarımıza ve bize göstererek notlayacaksınız hanımlar yemekleri. Evet, bugünkü finalde bakalım puanlar nasıl olacak? Hiçbir yere gitmeyin, geliyoruz. Evet, geldik bu akşamın finaline. Gerçek veriyorsanız budur. Benim gelinime puanım. Gurur kırıcı bir puan. Yani bu puan mıydı? Hak ettiğim bu muydu? Galiba kaynanalar sadece tatlını beğendi. Bir tatlımı bir de salatamı biraz beğendiler. Arası canlı bir şey çok fazla kötü yani iyi bir şey demediler. Çorbamı çorba olarak görmediler herhalde hiç içmediler. Yani inşallah kek ve salatadan kazanırım ve güler yüzlülüğümle kazanırım inşallah. Kaynanaların her birinden kaç puan bekliyorsun? Kayınvalideler bana 5-6 gibi verebilirler belki bilmiyorum. 5-4 mü? 4 de olabilir bilmiyorum. Gidip göreceğiz. Evet geldik bu akşamın finaline. Şimdi not vereceksiniz, puanlarınızı vereceksiniz Elif'in yemeklerine ve tabii ki takım arkadaşı kayınvalidesi Gülsüm Hanım'a. Şimdi puan tahtalarınızı, boardlarınızı elinize alabilirsiniz hanımlar. Ben söylediğim zaman aynı anda puanlarınızı yazacaksınız. Buyurun yazabilirsiniz. Herkesin puanı bellidir zaten kafasında. Bakalım puanlar nasıl olacak? Yorumlar pek iç açıcı değildi. Yemekler genel itibariyle beğenilmedi. Bir tek tatlıda herkes hemfikirdi. Bakalım Elif'in yemekleri kaç puan alacak? Kayınvalidelerimizden yavaş yavaş finale yaklaşırken 10.000 TL ödülün sahibi kim olacak diye
yavaş yavaş finalistler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu akşam da onun bir göstergesi olacak. Bakalım Elif kaç puan alacak sizlerden. Ben söylediğim zaman kaldırın. Şimdi Dil Hatice Hanım, sizden başlayacağız açık puanlamaya. Buyurun Hatice Hanım, ilk olarak sizle başlayalım. Evet, benim gelinime puanım 5. 5 mi? Evet. 5. Final bende olacak. Tabii ki yatırım yapacağım ama ben bu şekilde yatırım yapmayı asla düşünmedim de. Gelinin hakkını verdim. Hatice Hanım'ın 5 vermesi beni çok şaşırttı. Bir yandan da tebessüm ettirdi. O kadar aşikar kendi rengini belli etti ki bence Hatice Hanım finale oynuyor. Gelini çok beğendim, 5 veriyorum dedi. Ben ancak buna gülerim. Çünkü biz geline puan vermiyoruz. Biz yemeklere, yemeklerin lezzeti ve sofra konumuna puan veriyoruz. Hatice Hanım hiçbir şeyi beğenmedi. Her şeye yorum yaptı. Ama geline 5 puan verdi. Gelinimizin güler yüzünü çok beğendim. Teşekkür ederim. Saygısını çok beğendim. O kadar eleştiri yaptılar. Hiç karşılığında diklenmedin. Tebrik ederim. Aslında çok söyleyecek şeyleri vardı gelinin. Ama kayınvalideden çekindiği için kendini ifade edemediğini düşünüyorum. Bu konuda Gülsüm Hanım'ın buna fırsat vermediğini düşünüyorum. Kaynanası bağırdı, koştu geldi. Tatlısını çok sevdim. Afiyet. Salatasını çok sevdim. Onun için 5 verdim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık kızım. Teşekkür ederim. Ne diyeceksiniz 5 puanı hanımlar? Çok. Çok mu? Evet. Çok mu? Çünkü biz birer puan davranışına birer puan masaya veririz. Birer puan yemeğine, tatlısına veririz. Ona göre 10 üzerinden çoğaltırız. Direkt 5 puan ona verdiyse diğerlerine verdiği puan 10 üzerinden 15 olurdu herhalde. Hiç beğenmediniz, yiyemiyorum, bir tuhaf oldu. Ne beğenmedim. İçin bir şey yemeğini bu falan. Yemeğini beğenmedim, çorbasını hiç beğenmedim ama sadece tatlısıyla salatasını çok beğendim. Bence Hatice Hanım finale yatırım yapıyor kendisine. Çünkü yemeğe, davranışlara, masaya göre puan 10 üzerinden veriliyor. Sadece hiçbir yemeği beğenmeyip sadece davranış olarak 5 puanı çok yüksek buldum. Bence finale oynuyor Hatice Hanım. Puan topluyor. Buyurun Ayşe Hanım, sizin de öğrenelim puanınızı. Benim gelinime puanım 4. Puanlama olarak hani neye göre verdiğinizi yemeklere göre isterim. Veriyorlar puanları. Yok, puanlar hani yemeklere göre veriliyor. Masanı çok beğendim. Seni çok beğendim. Salatanı beğendim. Tatlını beğendim. Yemekle çorbayı. Yemeğini, çorbanı beğenmedim. Pilavını beğenmedim. Kapıdan girişten masaya oturana kadar hali, tavrı çok güzeldi. Servisi biraz ağırdı. Yemekler hiç yani istediğim bir yemek yoktu. Yemeklerin gerçekten değerlendirmek istersem hiç değerlendirecek bir yemeği yoktu. Bir salatası çok güzel, hoşuma gitti. Bir de tatlısı güzeldi. Peki, birazdan da Gül Hanım'ın puanını öğreneceğiz. Bakalım o Elif'e kaç puan verecek? Buyurun Gül Hanımcığım, sizin de puanınızı verin. Benim gelinime puanım 1. 1 mi? 1. Neden 1? Neden 1? Ben işte oyun oynamayan benim. Ben bir tek tatlıyı beğendim, masayı beğendim, gelinimizin güzel yüzünü beğendim. O zaman 3 vermeniz lazım. O zaman 3 vermen lazımdı. Yok hayır, ama öyle birer puan değildi. Ben öyle bir şey yok. Birkaç gündür aynı şeyi yani, söylüyorsunuz, öyle bir şey ona bir buna bir diye herkesin yani totalinde kanaat gerçek, notudur bu. Eğer gerçek veriyorsanız budur. Ya onun sonuçta bir emeği var, bir markete gitmesi var, koşuşturması var, mutfağı var, emeği var, bir telaşı var, heyecanı var. Yani buna bir çok az. Ama gaza geliyorsanız onu gaz ne abi, anlamadım ben. Neden bir yani duruyor? Gaz ne? Bir de nasıl gaz ne? Verilecek en düşük bakarak o not verin deyince odur gaz. Allah Allah. Heyecana geldiniz hayatım. Hayır. Ya ben gülerim. Tamam ben bir şey demiyorum artık. Heyecana gelmedim. Dünkü
de beğendiğimiz şeyler vardı. Sen zaten bizde hiç, bizde senin konuştuğun böyle ters düz bir şeydi. Bir biraz gurur kırıcı bir puan. Bence yazık oldu gelinin bir almasını. En azından üç verseydi o bir çok yanlış oldu bence. Saygım sonsuz. Yine saygımdan hiçbir çizgi aşmadım yani. Buna rağmen bu puan çak etmedim yani. Bir puanı sadece tatlıya mı verdiniz? Tatlıya verdim, düzenine verdim. Seni güler yüzüne verdim. Yani güler, düzen ve tatlı yani bir puan yani güler yüzü, veriyor. Masası bir puan ediyor tatlısı, evet, öyle bir mi? Bir puan verdim. Aslında şu anda şeyin dediği gibi şu anda sana geline verdiğim puana beni de çok pişmanım. Hayatım. Çok pişmanım. Çünkü niye pişmanım? Bu şu anda Gülşen Hanım'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Tamam mı? Çünkü sen rakip görüyordun Gülşen Hanım'ı, demek ki sen bu kadar da eleştirdiğine göre benim sana gelin kabağını beğenmedim. Ben senin bir tatlını masanı beğendiğim için 4 verdim. Ben de senin gelinin hiçbir şeyini beğenmemiştim. Evet. Beğendiğin de olduydu. Neyi beğendim söyler misin? Bunun tadı. Neyi beğendim yani söyler misin? Bir şey beğendim. O zaman keşke ben senin gelinin bir değil 0 verseydim. En çok eleştiri ben yaptım. En fazla puanı ben çünkü verdim. Niye ben... Vallahi bak, o zaman sizin hepiniz... Hayır bak bir şey söyleyeyim. Hepiniz o kadar emeğe hayır yani. Oyunu sen oynuyorsun. Her şey emeğe bak senin yapılan emeğe karşı saygın 0. Hayatım. Sen buraya bugün yemek getirmişsin. Ben sana biz onu rencide edelim, bir dinleyelim. Rencide etmemek adına dedim misafirin geldiği yemek baş tacıdır. Kabul ettim. Sen 3 şeyi beğenmişsin. Geline 1 puan veriyorsun. Ben senin gelinin tatlısını beğendim. 4 puan veriyorum. Hayatım, demek ki burada sen çok yedi, konuşuyorsun. Hayır, çok konuşuyorsun atıyorsun. De, o puanı oynuyor yani. Oynamıyorum. Hayır yani oynuyorsun. Sizsiniz vallahi hiç oynamıyorum. Bir ikincisi de ben sana getirdiğin yemeği eleştirebilirdim. Yani ben sana o saygısızlığı yapmadım. Getir, ama şey sen benim gelinimin masasını beğeniyorsun. Güzel yüzünü beğeniyorsun ama bir veriyorsun. Bu ne alaka, bu ne lahana turşusu? Bu lahana, bu böyle yani. Bu başka bir şey yok ama yemeklerini ama keşke beğenirdim, 4-5 dediği gibi, hayır, keşke dediği gibi ben de senin gelinen kocaman bir 0 verseydim. Bir puanı yani hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir puanı hak ettiğini düşünmüyorum. Bu da benim gelinimin yani saygısından dolayı sesi çıkmıyor. Vallahi. Yani ama keşke sizin gelinler karşı gibi böyle çakçak olsaydı, benim, ama benim kendini gelinimi savunsaydı, hayır, o savunamadığı benim için ben savunuyorum. Süperdi, 4-4'lüktü. 4-4'lük değildi yok senin gelinin. 4-4'lüktü. Asla. Yani neticede bu nasıl bir yarışma programı. Hayır ama bak, acaba acınacak hale geliriz. Ama Zuhal Hanım ben şuna inanıyorum. Eğer yüce adalet var ise akşam gidip kafasını yastığa koyup yok, da çok rahat uyuyor. Ben bunu rahat uyusam evet, vicdan var ise uyuyamazsın. Vallahi o seni uyutmaz. Ben zaten, yok, o seni uyutmaz. Ben. Uyurum ben. Ne olursan ol merhametli olmayacakmışsın. Merhametten maraz doğarlar diyorlar. O bir gerçekmiş. Kazanma yarışma programı. Ben de gelinimi korumak adıyla onun için bir verdim. Yani gelinimi korurum ben. Yani bu puan mıydı? Hak ettiğim bu muydu? Bir miydi yani? Tamam, bu bir yarışmadır. Ama hanımlar ya, daha Gülşen Hanım'ın puanını öğreneceğiz lütfen. Buyurun Gülşen Hanım, son olarak da sizin puanınızı öğrenelim. İki. Ama... En azından birden insaflıymışsınız yani. Şimdi şöyle ben kendimi anlatayım. Mutlu mu oldun ikiye yani? Hayır, yani en bir değil diye. Yani şimdi şöyle. Ama kızım o kadar saf olma. Saf olma. Bir dinleyelim burayı. Evet. Çalışıyorsun ama ileriyi gör insanları ona göre. Yani şimdi sen işe gidiyorsun. Bu kırılmasın, bu duranmasın, bu tamam haklıdır bir şeyler olur. Tamam hiçbir şey beğenmedin diyelim. Her şey 0. Ama insanın emeğine bir yaptığı, uğraştığı şeyle... Siz dün ne şeyle... dediniz? Herkes emek ediyor dediniz. Ha, emeğe emek puan ediyor verecekse dediniz. Tamam, emek ediyor. Yani hiç kimse vermesin o zaman birbirine. O emek zaman, emek denildi. O emeğe zaman karşılan sizdiniz. Şunu diyeyim, şunu söyleyeyim. Ben keşke sizlere o elim hiç o beşlere, dörtlere gitmeyeydi de o size puanları vermeyeydi. Ama ben şimdi kendimi savunmak istiyorum o konuda. Bir kere baştan beri bulgur pilavını çok böyle çocukların önüne acil getiren bir pilav olduğunu hayır, söyledim. Hayır bulgur pilavı bu böyle etli şeylerine giden bu şeyler. Bu benim görüşüm. Ben yemeklerin bak hani emeği var sağ olsun teşekkür ediyoruz kızımıza. Yemeklerin hiçbirini damak tadı olarak
lezzet olarak hiçbirini beğenmedim. Artı bir de soğuk geldi. Benim verdiğim puan sofra düzeni ve tatlısı. Şimdi evet geliniz hanım hanım ama biz gelinin kişiliğine değil biz yemeğe sofra düzenine puan veriyoruz. O doğru. Yüzden gelinin kişiliğine puan katmadım. Ama gerçek doğru. Aklı başına hanım hanımca bir kızımız çünkü herkesin, var. Herkesin her bireyin karakteri mizacı farklıdır. Evet, yok, kimi daha güler yüzlüdür. Kimi böyle, ha, çok saygılı çok tatlı evet. O ayrı. Ama değerlendirmemizi tabii ki size sunum tabii ki sizler kayınvalidesiniz. Nasıl evet. Ağırlandığınız nasıl karşılandığınız da önemli. Evet. Ama en önemli etken lezzetler, tatlar. Size sunum şekli. Evet ben mesela hani evet mesela. Yani hiç kimseye şundan puan... dolayı söylüyorum. Onun gelini daha asık suratlıydı. O zaman yok, düşük puan. Değil. O zaman kişi, yanlış evet, bir yere kişi, varız. Onun için karakterleri yani, işine katmıyoruz. Evet. Sonuçta bu bir yemek yarışması. Dolayısıyla ben, yemekler yarışıyor. Evet her lezzete. Yani yemekler, lezzetler evet, yarışıyor. Evet ben her lezzete kendime bir puan belirledim. Teşekkür ederiz. Puanlamalar yapıldı. Benden bir farkı yok. Aynı. Evet sonuçta maalesef ki 12 puan gibi düşük bir puan aldım bu gece kayınvalidelerimizden. Eline emeğine sağlık. Teşekkür evet, ediyorum. Güler yüzünüz tatlı diliniz şey için. Şey olsun önemli değil. Evime geldiniz. Bizi mutlu ettiniz. Ben de aynı önemli şekilde olan bir mukabele. Sağ olun var olun. Tanışıp konuşmak. Dur daha beraberiz. Daha dur yok, ve daha yani hayır öyle değil. Olmasın. Evime geldiğiniz için diyorum. Tabii ki yarın öbür günde. Beraberiz inşallah. Peki, teşekkür ediyorum tekrar her şey için. Şimdi ben puanımı vereceğim en son olarak. Ve yarın da Aysel Hanımlar'da evet. Olacağız. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar İyi hanımlar. Akşamlar. Yarın görüşmek İyi üzere. Akşamlar. Evet, tansiyonu yüksek bir sofraydı. Yer yer hepimiz çok gerildik. Elif'in eline, emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum ve ben bu akşam Elif'e veriyorum. Başvurularınızı Fox.com.tr'ye bekliyoruz efendim. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.